İyi akşamlar. 24 ekranlarına hoş geldiniz. Ben Eda Cabul. 24 Özel'le karşınızdayız. Gündemde yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Peki masada ne var? Hemen detaylandıralım. Pençe Kılıç operasyonu, altılı masada son durum, tahıl koridoru, bir de enerji meselesi var. Enerji üssü meselesi elbette. Bunu da konuşacağız. Konuklarımı takdim edeyim ve 24 Özel başlasın. Sosyolog, doçent doktor Ramazan Akkır. Ramazan Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkürler. Star Gazetesi yazarı Nuhal Bayrak hoş geldiniz Nuh Bey. Teşekkürler, sağ olun. Ve gazeteci Güngör Yavuz Arslan. Yavuz Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ramazan Hocam dilerseniz sizinle başlayalım hızlıca. Türkiye ve elbette bizim için en önemli gündem başlığı Pençe Kılıç operasyonu. Mehmetçiğin pençesi daima teröristlerin ensesinde, üzerindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi. Dün gece saatlerinde Irak ve Suriye'nin kuzeyine operasyon başlatıldı. Hatırlayacaksınız, bir gece ansızın gelebiliriz demişti Sayın Cumhurbaşkanımız. O gece dün gece miydi? Operasyonu nasıl değerlendiriyorsunuz? Buyurun. Öncelikle evet. O gece dün geceydi. Aslında uzun bir gecenin devamı bu. Zincirin halkası gibi okumak lazım. Çünkü biz neredeyse 2015 Temmuz'dan itibaren belli periyotlarla sürekli sınır ötesi operasyonlar yapmaya başlayalım. Yapıyoruz. Bu da son halkasıydı işin gerçeği. Zaten son dönemde Sayın Başkan Erdoğan yapmış olduğu tüm açıklamalarda, hem Birleşmiş Milletler'deki konuşmasında, en son G20 zirvesinde yapmış olduğu konuşmada sürekli terörle mücadele vurgusu yaptı zaten. Beklenen bir açıklama, beklenen bir operasyon da aslında. Tabii zamanı belirsizdi. Muhtemelen Taksim saldırısı bu operasyonu birazcık erkene aldı. Çünkü biz uzun zamandan beri bu operasyonun ne zaman olacağını konuşuyorduk. Evet. Hatta Türkiye'deki bir kısım gazeteci yazarlar işte Suriye'ye giremezsiniz, işte Rusya izin vermez, ABD izin vermez, ABD'den izin almanız gibi sürekli cümleler sarf edildi. Bu benim açımdan beklenen bir operasyondu. Çünkü Türkiye yapılan açıklamada da Birleşmiş Milletler'in 51. maddesine dayandırıldı. Türkiye sınır güvenliğini sağlamak için sınır ötesi operasyonu yapma hakkı vardı. Bu kendi sınır güvenliğini sağlamak, kendi vatandaşının güvenliğini sağlamak için müdafaa hakkını kullandı ve şu anda ortaya çıkan tablo bu operasyonun başarılı olduğunu gösteriyor bize. Çünkü bir defa her şeyden öte başarılı, çünkü sivil zayiat verilmeden yapılmış bir operasyondu bu. Şundan dolayı önemli. Örneğin ABD IŞİD lideri Kureyşi'ye karşı bir operasyon yaptı. 2017'deydi galiba. Operasyonda 10 kişi, 10 sivil zayiat verdi. Hatta ABD helikopterini kaybetti. Helikopter düşürdü. Bu 10 kayıptan 3'ü de çocuktu. Çok trajik bir şekilde. Türkiye aynı anda 89'da 100 yere operasyon yapıyor. Neredeyse hiç sivil zayiat vermeden gerçekleştiriyor. Bu büyük bir başarı öncelikle. Bir diğer boyutu, aynı anda belki bu ilk ya da ilklerden birisi, aynı anda iki ülkeyi yapıldı. Hem Suriye hem Irak'a, Kuzey Irak'a ve Kuzey Suriye yapıldı aynı anda ve genişlik itibariyle, derinlik itibariyle en geniş, en derin operasyonlardan birisi. Aynı anda iki ülke yapıldı. Daha önceki genelde operasyonlar lokal operasyonlardı. Belli noktalarda operasyon yapıldı. Bu noktada da oldukça başarılı. Şu andaki gidişat operasyonun oldukça başarılı olduğunu söylüyor. Oldukça başarılı olduğunu gösteriyor bize. Peki Nuh Bey, sizinle devam edelim. Özellikle aslında en önemli noktalardan biri de Pençe Kılıç harekatında büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanıldı. Bunu Milli Savunma Bakanlığı da açıkladı. Şu dikkatimizi çekti. Bombalara, o İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında vefat eden Ecrin ve Yağmur'un adı yazılıydı, evet, küçük çocuklarımızın. Evet. Bu operasyon İstiklal Caddesi'ndeki terör eylemine karşılık bir cevap mıydı? Elbette, ama bence böyle bir düşünce sadece onunla cevap olarak verildiğini düşünmek biraz operasyonun kapsamını daraltır diye düşünüyorum, ama tabii ki çok etkisi var. O domino taşı etkisini artık son nokta. Elbette, zaten hatırlayacaksanız eğer, hem Sayın Cumhurbaşkanımız yola çıkarken bunun cevabını verileceğini söylemişti, hem de olay yerinde bizzat İçişleri Bakanı da biz mesajı aldık, cevabını vereceğiz demişti. Dolayısıyla elbette böyle bir cevap. O Ecrin ve
Yağmur isimlerinin bombalar üzerine yazılması bizim askerlerimizin bu konudaki hassasiyetinin tezahürüdür, yani ortaya çıkmasıdır. Az önce Ramazan Hocam da dikkat çekti. Çok geniş kapsamlı. Belki bugüne kadar yapılan hava operasyonlarının içerisinde en geniş kapsamlısı. Hı hı. Dolayısıyla bu bize, ben asker uzman değilim ama bu bize uzun bir zamandan beri yapılan bir hazırlık neticesinde yapılan bir operasyon olduğunu gösteriyor. Muhtemeldir ki Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önceki bir gece ansızın gelebiliriz mesajları vardı. Muhtemelen tamam nokta operasyonlar devam ediyor ama bu çaplı operasyonun ta o zamandan başlayan bir hazırlık olduğunu düşünüyorum. Ama elbette aynen dediğiniz gibi bu İstiklal Caddesi'ndeki o hain saldırıdan sonra belki de hızlandırılmıştır. Veya özellikle ki mesela ilk yapılan açıklamada sabahleyin gece boyunca 81 noktanın vurulduğu söylenmişti. Ki malumunuz orada 81 kişi yer almıştı toplam o saldırıda. Bu bile bir mesaj içeriyordu. Sonra 89'a çıkarıldı. Ben çok daha geniş kapsamlı bir cevap olduğunu düşünüyorum. Ve sadece terör örgütüne değil, her zaman vurgulandığı gibi onları kullanan, onların iplerini eline tutanlara da bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Hatırlayacaksınız. Eylül ay başlarında diye hatırlıyorum ben. Haber yapmıştık çünkü. PYD Amerika'nın güçleriyle beraber bizim sınırımızın hemen dibinde 3 veya 4 kilometre uzağında sözüm ona bir tatbikat yaptırmıştı Amerika PYD güçlerine. Bildiğimiz terör örgütünün üyelerine. O zaman haber yapıp geçtik ama bu devlet hafızası böyle şeyler asla es geçmez. Yani bizim gündemdeki yorumlamamız gibi yapıp bırakmaz. Bunlar not eder. Ben bunlara bir cevap olduğunu düşünüyorum. Hakeza Amerika'ya çok ciddi bir cevap olduğunu düşünüyorum. Tabii bu harekattan sonraki genel gidişata baktığımız zaman da ilginç bir durum ortaya çıkıyor. Bilmiyorum şeye geçecek miyiz? Mesela noktadaki marifetini, birikimini, tecrübesini defalarca gösterdi şu anlamda. Operasyon yapılan yerler adeta sivil yerleşim yerleri diyebileceğimiz, yani sivil yerleşimlerin iç içe olan yerler. Biraz da işte Aynel Arap'taki o gözetleme kulesi ve civarında, hemen civarında evler var yani. Ama öyle bir operasyon yapılıyor ki hiçbir sivil kaybı yok. Çok şükür. Ki olsaydı bugün gün boyunca ortalığı ayağa kaldırmışlardı böyle bir şey olsaydı. Yani yalana inandırabilecekler ümitler olsa yalan da söylerdi ama Türkiye bunu her seferinde çok net başarıyor. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığı zaman hem sahada netice almak bakımından ki biz önümüzdeki günlerde istihbarat örgütümüzün yapacağı tetkiklerden sonra, olay yerinde sahadaki tetkikler sonra asıl zayiatın boyutlarında daha net, daha temiz biçimde öğreneceğiz. O zaman daha iyi değerlendirebileceğiz bu operasyonu ama netice itibariyle çok geniş bir sahada ne planlanmışsa tamamı plan aynen uygulanarak ve hiçbir kayıp vermeden dönülen bir operasyon. Onun için diyorum bu operasyon, evet siz de işaret ettiniz, bence en önemli taraflardan biri de Yunanistan'ın buradan çıkacağı dersler olduğunu düşünüyorum. Orada da Amerika var. Çünkü evet. Yunanistan'ın bütün o tabiri caizse üstüne dönmüş durumda şu an öyle, zaten tüm adaları. Üstüne döndü, hem de Mitsotakis başta olmak üzere Dışişleri Bakanı'nın, Başbakan'ın bu kadar nasıl söyleyelim, yani ciğer yürek yemiş vari bir şeylerin gerisinde Amerika var. Amerika'ya güven var. Dolayısıyla diyorum orada da Amerika var. Orada da Amerika yıllardan beri şeye tırlar dolusu silah taşıyor. Sosyal medyada denk gelmişsinizdir. Bugün bir sözcü terör örgütü PKK'nın bağırıyor, çağırıyor, yalvarıyor ABD'ye. Ne oldu, daha düne kadar bizi destekliyordunuz, Türkiye operasyon yapıyor, neden gelmiyorsunuz şeklinde. Orada da Amerika vardı, Amerika'nın desteği vardı. Yunanistan aslında... Bugün o sosyal medyada yayılan o sözcü kadının videosundan da bir ders çıkarmalı aslında. Aynı şeylerden bahsediyoruz. Yani demek ki başkasına güvenmekle bu işler olmuyor. Dolayısıyla onun için ısrarla üzerine basa basa söylüyorum. Yunanistan'da bu operasyondan alacağı çok dersler var. Sadece o bahsettiğiniz temsilci değil, HDP'nin de
içerideki ve dışarıdaki temsilcileri Avrupa uzantısı. Avrupa uzantısından da tabii açıklamalar var. Geçeceğiz o konu peki, başına. Peki tamam. Tabii küçük bir ekleme yapabilir miyim? Ekleyelim Güngör Hocam'a döneceğim. Aynen çok fazla vaktini almak istemiyorum hocamın. Tabii burası 650-700 kilometre bir alanda genişlikte yapıldı bu operasyon. 1300 kilometre. Evet oldukça geniş bir alanda yapıldı ve evet temel itibariyle başarılıydı. Çünkü sivil zayiat vermemeniz. Tabii mesele buradayı sadece YPG üzerinde düşünmek büyük bir eksiklik. Çünkü YPG demek şu anda bölgede zaten ABD demek. Aynen. Onun için mesaj YPG'den de öte. YPG'nin Türkiye'ye karşı savaşma işte kapasite sınırlı ve başarılı olma ihtimali zaten yok. Mesele burada YPG üzerinden ABD'ye de mesaj vermek. Çünkü galiba dündü. Dün ABD'li bir komutan Kürtçe konuşuyordu. Bir YPG kampında Aynel Arap bölgesindeydi galiba. Sonuçta Kürtçe konuşuyordu. Operasyonun zamanlaması bir defa çok manidar. Tüm her şeyi, tüm denklem birleştirdiğiniz zaman zaten mesaj bir defa tüm Türkiye karşıtlarının olmakla birlikte doğrudan Amerika'ya verilmiş bir mesajdı. Onun için Taksim'de örneğin Süleyman Soylu'nun işte ABD'nin işte başsağlığını kabul etmiyoruz açıklaması da aslında tüm fotoğraf resmi büyük olarak baktığınız zaman evet. Hedefin YPG kadar ABD olduğunu da görmek lazım. Evet peki. Güngör Hocam şimdi sizinle devam edelim. Pençe Kılıç operasyonuyla 89 hedef. İmha edildi mağaralar. Mühimmat depoları yerle bir edildi. Terör örgütü PKK'nın mağaraları ve mühimmat depoları teröristlerin başına yıkıldı. Hava harekatıyla Türkiye hem dünyaya ne mesaj veriyor, bu terör örgütlerini destekleyenlere ne mesaj veriyor, hem de PKK'ya, terör örgütü PKK'ya bu operasyonla biz Türkiye olarak ne mesaj verdik? İkinci sorunuzdan PKK'ya verilen mesaj. Birincisi Taksim saldırısının bu istillemesi. Çünkü Milli Savunma Bakanlığı harekatı nasıl duyurdu? Hesap zamanı dedi. Evet. Ve aynı zamanda bombaların üzerine oradaki hayatını kaybeden yavrucakların isimlerinin de yazılması. Birinci boyutu İstiklal saldırısının bu bir hesabının sorulması. Diğer yandan terör örgütü PKK'nın bu operasyonda diğer operasyonlardan farklı olarak Irak'tan Suriye aynı eş zamanlı altyapısı hedef alındı. Yani patlamalara baktığımızda ABD'lerin onlara teslim ettiği mühimmatlar, lojistikleri. Şimdi izleyicilerimiz için şunu anlatayım. Bu tırlar geliyor. Bunlar böyle konteynerle indirip depoya konan bir malzeme değil. Bunlar bir askeri malzeme. Evet. Bunun bir teknik olarak depolanması, saklanması ve kullanımı için hazırlanması gerekiyor. İşte bu lojistik hedef alındı. Bir de baktığımızda vurulan Suriye'de 4 tane ana bölge hedef alındı. Bunların en başı Tel Rifat, Ayn Arab ve Fırat'ın doğusunda Irak sınırına, Maliki ve Heseke'nin bazı bölgeleri. Bir genel bombalama yapılmadı. Yani bir genel harekat yapılmadı. Özel bir istihbarat da seçilmiş. Bir hedef. Sizin dediğiniz hedefler tespit edildi. Bu da önceden bir hazırlığı olduğunu gösteriyor. Belki İstiklal saldırısındaki misilleme yapma gerekliliği bunu diyelim biraz daha öne çekmiş. Evet. Çekmiş olabilir. Burada Türkiye'ye yansıdı. Erbil, ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu 2 gün önce zaten Irak'ın kuzey ve Suriye'nin kuzey konusunda kendi vatandaşlarını uyardı. Sadece kendi vatandaşlarının sosyal medyadan uyarıp durmadı. Terör örgütü PKK'yı da uyardılar. Yani bu da bir alan gerçeği. Gerçeği. Evet. Türkiye'de dediler hava harekatını yapılacak. Bu neden bunu söyledi? Şimdi alanın bir dili var. Türkiye alana operasyon yapacağında Irak için de geçerli. Çünkü bunda Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesi de belirtiliyor. Meşru bir şekilde olması için karşısındaki muhataplarına bildirim yapmak zorunda. Biz Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınar Harekatı'nda hem Rusya Federasyonu hem ABD'ye hem de Şam rejimine bu harekatı yapacağımıza uygun bir zaman bildirdik. Bu bir askerinin gerekliliği. Bu neden bildiriliyor? Sivil kayıplar için. Örneğin Şam'a neden bildiriliyor? Filan bölgeye hareket yapacağım. Orada senin sorumluluğunda olan siviller var mı? Ya da askerin var mı? Hedef PKK, DH, senin askerin var mı? Bu bir teknik olarak bildiriliyor. Artı Rusya ve ABD ile zaten bir mekanizma var. Ne kadar aksasa da çalışmasa da bu Soçi mutabakatı ve Ankara mutabakatından dolayı. Şimdi bu harekattaki ana mesaj ABD, Amerika Birleşik Devletleri'ne. Bize Kandil yapılanması olan PKK, YPK yani KCK yapılanmasını konuşuyoruz ama Suriye'de özel ve istisnai bir bakış açısı getirmek lazım. Suriye PKK'sı tamamen ABD kontrolünde konsolide olmuş bir yapı. Evet.
Bunu neden söylüyorum? ABD'liler diyorlar ki sözde demokratik Suriye gücü, o PKK ile alakası yok onların. Onların DAEŞ'le mücadelede bizim karadaki unsurlarımız. Evet. Şimdi ABD bunu dediği için dün akşam biz ABD'yi vurduk. Yani ben kendimi yorum yapmıyorum. Amerika Birleşik Devletleri terör örgütü, evet, PKK'ya DAEŞ'le mücadelede onlar bizim kara unsurları dediği için vurdu. Bu tamamen net bir şekilde ABD'ye mesaj. Bakın en son Astana Masası'nın zirvesinden sonra yapılan açıklamaya bakın. Çok atlandı. O açıklamada ortak olarak direkt ABD'nin, İran, Rusya ve Türkiye ABD'nin Suriye'deki varlığını istemediklerini belirttiler. Bu ilk defa sanırım Tahran zirvesinden sonra, hafızam yanılmıyorsa, ilk defa bir bildiriye girdi. Bir de bu harekatın zamanlaması, tabii istiklal saldırısı mı istemedi, salı ve çarşamba günü de Astana'da, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Astana masasının toplantısı gerçekleşecek. Yani Dışişleri Bakanları temsilcileri gidecek. Onun öncesi de sahada bunun yapılması, Türkiye'nin bir etki oluşturması diplomasiye de yansıyacak. Bu harekatlar devam edecek. Bakın hani biz biraz sıcak gündemden Ukrayna'ya odaklanıyoruz, tahıl koridoruna, iç siyasetteki meseleleri konuşuyoruz. Irak'tan daha çok Suriye'deki bu yapılanma, ABD himayesindeki yapılanma tamamen Türkiye'nin bir sınır güvenliği ötesinde artık BK sorunu haline geldi. Evet. Bakın ne yapıyorlar? Son iki saldırıya bakalım. Mersin ve İstanbul saldırısı için. Terör örgütü eylem yapabildiğini göstermek istiyor. Yani ben diyor pençe operasyonlarıyla bittiğimi söylüyorsunuz. Tamamen yerle yeksen olduğumu söylüyorsunuz. Mersin'e kadın suikast timini gönderiyor, teröristleri gönderiyor. İstanbul'a bomba bırakacak teröristi göndererek hala var olduğunu, terör yapabilmeye etmeye çalışıyor. Çünkü çok sıkışmış ve pasifize olmuş durumdalar. Ama artık bakın bunu belirtmek istedim. Irak'tan gelmiyorlar. Suriye'den geliyorlar. Evet. Tabii Irak'ta da bir pençe operasyonunun etkisi de var. Özellikle ZAP'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin girmesi de etkiliyor bir nevi ama biz bunları atlamamaz. Yani Suriye çözülmeden, bu Suriye'deki terör örgütünün, PKK'nın varlığı çözülmeden hem bizim içerideki bazı sorunlarımız hem de bu bölgedeki güvenlik açısından sorunumuz çözülmez. Biraz bizi hani bu gerçeklikten uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Bakın bir ülke düşünün. Ben değişik yayınlarda söylediğimi Eda Hanım tekrarlayayım. Bir ülke düşünün. Topraklarının %35'i terör örgütünün kontrolünde. Dünyada alan kontrolü yapan tek terör örgütü PKK. Önceden DAEŞ yaptı. Terör örgütleri alan kontrolü yapamazlar. Rakka'yı tutuyor ABD ile birlikte PKK. Önceden DAEŞ tutuyordu. Sözde oraya kendi simgelerini, kendi yöneticilerini tırnak içinde olmayan öz yönetimlerini atıyor. Yani kendini bir şey olarak meşrulaştırmaya çalışıyor. Temelinde bu benim görüşüm. Ben her yerde söylüyorum. Asıl büyük fotoğrafa bakmak lazım temelinde. Amerika Birleşik Devletleri 2003 sonrası Irak'ta yaptı. Kuzeyde bir bölgesel yönetim oluşturdu. 2005 Irak Anayasası'na gitti ve Bağdat'a 2005 Anayasası gitti ve Bağdat'taki yöneticilere bunu kabul ettirdi. ABD'nin temel stratejisi, kendi yapmak istediği, sözde demokratik Suriye güçleri adı altında terör örgütü PKK'yı meşrulaştırmak ve Şam'da anayasaya, yeni yazılacak anayasaya tanımlamak. Bunu ne bozuyor? Türkiye'nin yaptığı harekatlar ve duruşlar. İzin vermeyeceğim diyor. Bakın özellikle Zeytin Dalı harekatı PKK'nın çok canını yaptı. Barış Pınar harekatının 9. günde durduk. Yani belirli nedenlerden dolayı ABD Başkan Yardımcısı Pence ve Pompeo Ankara'ya geldi. Bir mutabak edemezsin. Ama Zeytin Dalı harekatında Afrin onlar için adeta şeydi yani tırnak içinde mukaddes bir Afrin'de onlar için en güçlü oldukları yer olarak görüyorlardı. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin oraya girip onları yerle bir etmesi terör örgütünün ciddi anlamda etkiledi. Suriye meselesinde harekatlar devam edecek. Yani biz şimdi Pençe Kılıç operasyonu konuştuk. İleriki günlerde Süleyman Şah harekatına konuşabiliriz. Büyük harekatlı konuşabiliriz. ABD pozisyonunu koruyor. Bunu atlamamak lazım. Bakın Trump zamanında çekildiler Membiş'ten. Rakka yakınlarına kadar çekildiler. Pentagon ve CIA ne dedi başkanı? Sen öyle popülerist kararları alamazsın. Bizim burada da bir sürü stratejimiz plan var. Çekilmeyi durdurdular. Aslında bu çekilme sırasında olması gereken ABD'nin çekildiği yerlere Suriye Milli Ordusu'nun ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi Membiş'e dedi Esad girmek istiyormuş kendi toprağıdır girsin ama PKK olmasın dedi.
dedi. Esad'a girmesi lazımdı. Kim girdi gene ABD'nin çekildiği yerlere? PKK girdi. PKK girdi. Bir kısmına Rusya girdi. Şimdi bizim şunu da bir gazeteci olarak şunu söylemekle mükellefiz. Yani bir gerçekliği izleyicimize. Suriye'de iki tane süper gücün olması. Hani İran bir bölgesel güç. Biraz farklı değerlendirilir ama onun da alanda etkisi var. İki süper gücün ABD ve Rusya'nın bir bölgesel güç İran'ın ve atlanan bir şey var. İsrail'in defaatle Şam'a girdi ki 11 yıllık Suriye İç Savaşı'nda toprak kazanan, Golan Tepelerine gayrimeşru bir şekilde ilhak eden, kazanma kelimesi belki yanlış olan İsrail atlanıyor. Golan'ı ilhak etti gayrimeşru bir şekilde. Tartışma olan Golan Tepelerini aldı. Yani kendi işgalini, Filistin işgali yanında Suriye işgalini de genişletti ama ne yazık ki İsrail olunca fazla konuşulmuyor. Aslında onu da bir analiz etmek lazım. İsrail bir şey yapılınca bir iki gün konuşuluyor. Böyle bir değişik bir Suriye fotoğrafından karşısız. Yani Türkiye'nin ne kadar bir zor iş yaptığını anlatmak istiyorum. Örneğin şimdi Tel Rifat'a Türkiye harekat yapmak istiyor. Kara harekat. Dün akşam havadan vurdu ki Tel Rifat da Eda Hanım şu açıdan önemlidir. Tel Rifat'ta kimler var? İzleyicilerimiz anlıyor önemine. Rusya var. Rejim askerleri var. Rejimin getirdiği milisler var. İran'ın getirdiği milisler var ve terör örgütü YPG var. Yani var oldu da var. Var. Oranın vurulması özellikle Minik ve Şehisa'nın vurulması dün akşam. Oraya çok ciddi anlamda bir mesaj. Yani belki diyor kara harekatını diyor burada gerçekleştiremedim ama havadan da bir etki oluşturabilirim diyor. Şimdi bunun raporlamaları ve sonuçları resmi açıklamaya bakmak lazım. Özellikle en fazla vurulan noktalardan biri son olarak birinin Aynarab olduğunu görüyoruz. Bu da Taksim saldırısındaki bombacının itiraflarında emri Aynarab'tan. Ben Kobani demiyorum. Yani Suriye'de Kobani tabii, denen, Kobani denen bir yer yok. Yani, şu dikkatimi çekti sözleriniz arasından. Evet. Artık Kuzey Irak'tan gelmiyor teröristler. Bu eylemleri yapanlar Suriye'den geliyor dediniz. Ama baktığımız zaman neden Suriye'deyiz? Soruluyor. Tehdit orada. Bir de Irak'ta kımıldayamıyorlar. Şimdi bu pençe harekatları öyle bir etki oluşturdu ki Türkiye artık gir çık yapmıyor. Yani pençe, kaplan ya da yıldırım yani alt alta ve kilit operasyonlarını kurduğunda Hulusi Akar Paşa söylediği için, Sayın Savunma Bakanı söylediği için bunu söyleyebilir. Zapta diyor 25 kilometrelik bir lokasyonu kapatıyoruz ve kilit vuracağız. Evet. Bu Kandil'den yani ana üslerinden çıkış. Türkiye öncesi bir terör üssü olarak, ilk üssü olarak kullanıldığı zapın kontrol etmesinden oradan bir de gelemiyorlar, bir de dağlık. Suriye'den gelmek kolay. Bakın Mersin'e nasıl geldiler? Paramotor kullandılar. Evet. Bu buna nasıl gelmiş? Kaçak ya da bir şekilde girerek 6 ay kendini saklamış. Şimdi terör örgütünde de şu var. Yani bunun terör uzmanlarının, terör uzmanı değil, terörle mücadele uzmanı. Terörün uzmanı olmaz. Terörle mücadele uzmanlarının alanına girmeden şunu söyleyeceğim. PKK'da da Türkiye'nin aldığı önlemlerden sonra taktik değişti. Bakın en son saldırını ne yaptılar? 6 ay teröristi beklettiler. Arap menşeli biri kullandılar. Yani Arap menşeli. Evet. Ve hiç eylem yapmamış bir terörist kullandılar. Bulunma ihtimali yani, oldukça az olan. Ve kaçırma. Bak ne de söylüyor? Bulgaristan'a kaçıracaklardı. Bakan söylediği için biz de söylüyoruz. Evet. Dinlemeye takıldılar. Ya kattan atın ya kafasına sıkın. Telefon dinlemesinde ne der? Eylem yaparken onda yöntemini ve bir önceliklerini değiştiriyor. Neden? Ona akıl veren bir şeytani akıl var. Bunları kim eğitiyor? O bombacı ne diyor? İstihbarat eğitimi aldım diyor. PKK vermedi ki o istihbarat eğitimini ona. Suriye'de o eğitimlerin verdiği en son sözde diploma törenlerinde Kürtçe konuşan subayın şeylerine bakın. Birimine bakın. Hangi birime tabir? Eğitimlerine bakın. Yani burnumuzun dibinde ABD bize bu oyunu oynuyor. Hani dost musun, düşman mısın diye bir deyim vardır. Kullanmak gerekir. Ben şöyle özetliyorum. Dün akşam terör örgütü YPG resmi olarak vurulmuştur. Görünen vurdur. Ama asıl Amerika Birleşik Devletleri vuruldu. Bunu neden söylüyorum tekrarlayayım. Amerika Birleşik Devletleri YPG'ye Demokratik Suriye gücü altında DEAŞ'la mücadelede kara unsurlarımız diyor. Kara unsurları vuruldu. Peki. Ramazan Hocam sizinle devam edelim. Şu HDP meselesine gelelim. Biraz programın başında değinmiştik. Türkiye Pençe Kılıç Operasyonu'yla Irak ve Suriye'nin kuzeyinde hedefleri vurdu. Ses baktığımız zaman HDP'den çıktı. Evet. Önce HDP Avrupa Temsilciliği ardından HDP Genel Merkezi'nden bir açıklama geldi. Operasyonu saldırı diye nitelediler ve acilen durdurulmasını talep ettiler. HDP'nin PKK ve YPG'yi bu kadar açık ve net bir şekilde savunduğunu biz biliyorduk, alışmıştık da aslında ama bunun halktaki karşılığı ne olacak? Ya tabii şu anda HDP'nin
HDP'nin öncelikle terörle, PKK ile, YPG ile ya da işte farklı terör farklı isimli terör örgütleriyle bağını zaten artık Sağır Sultan duydu. Bunu çok konuşmanın da artık çok bir anlamı kalmadı. Çünkü Türkiye'de Türkiye PKK'yı ya da YPG'ye karşı herhangi bir hareket yaptığı zaman, harekat yaptığı zaman ses PKK'dan ya da YPG'den önce zaten HDP'den geliyor ya da HDP'ye yakın olan unsurlardan geliyor. Burada da işte hem Avrupa uzantısından hem de HDP'ye yakın olan unsurlardan geldi. Artık şu net ya, hem Türkiye kamuoyu, Türk siyasetçileri için şu net. PKK zaten HDP, KJK'nın ve PKK ve YPG'nin birlikte olduğu çatının içerisinde. PKK silahlı terör örgütü, YPG silahlı terör örgütü. Silahlı terör örgütü adına siyaset yapan bir organizasyon HDP. Ya Türkiye'de Türk siyasetinde ne kadar legal olursa olsun, onun için ben HDP ile ilgili yapılması gereken analizde temel olarak legalite ve meşruiyet ayrımı yapıyorum. Evet, HDP Türk siyaseti bağlamında hukuk sistemine bağlı olması itibariyle legal bir parti. Legal, CHP ne kadar legalse, AK Parti ne kadar legalse HDP de o kadar legal. Ama terör ve şiddetle irtibatını, iltisakını devam ettirdiği için meşru bir parti değil. Ahlaken meşru bir parti değil. Yani siz bir siyasi partinin en temel varoluş gerekçesi bir defa şiddet ve terörle arasında mesafe koymaktır. Terör ve şiddetle mücadele yapma biçimini terk etme anlamına gelir siyasi bir parti. Ama siz HDP'nin tüm siyasi eylemine, retoriğine baktığınız zaman ya da işte herhangi bir Türkiye'nin karşı karşıya kalmış olduğu terör saldırılarından sonra yapmış olduğu açıklamaya baktığınız zaman meşru bir parti olmadığını, yani bir siyasi partinin yapmaması gereken tüm açıklamaları yapıyor. Mersin saldırısını düşünün, Türkiye'nin karşı karşıya kalmış Zeytin Dalı harekatından işte Türkiye'nin özellikle 2015'ten sonra yapmış olduğu tüm harekattan sonra HDP'nin açıklamalarına bakın, zaten siyasi parti olmadığını görüyorsunuz. Fakat Türkiye'nin Kürt siyasi hareketinin ortaya çıktığı andan itibaren Türkiye'nin terörle ya da teröre yakın siyasi partilerle ilişkisini analiz ettiğiniz zaman evet, Türkiye işte tüm siyasi partileri kapattı. Bu bağlamda kurulan tüm siyasi partileri kapattı. Kapattı, ardından siyasi partiler kurulmaya devam etti. Burada yapılması gereken toplumsal baskıyı, özellikle Kürt siyasi hareket üzerinden, HDP üzerinde toplumsal baskıyı, toplumsal basıncı artırmak gerekiyor. Maalesef burada temel problem HDP'nin işte PKK ile ya da YPG ile ya da terörle, şiddetle mesafesi değil. Artık bunu herkes biliyor. Ya Türkiye'deki en sıradan seçmen, en sıradan insan bunu zaten biliyor, bunu öğrendi. Burada mesele HDP üzerinde siyasi ve toplumsal basıncı artırarak HDP'nin kapatılmasını sağlamak burada. Kendini kapatmasını, terörle irtibatını, iltisakını kopartmasını sağlamak. Türkiye'de muhtemelen yapılamayan bu oldu. Evet. Bunu yapmadığımız müddetçe eğer hukuken kapatabiliriz. Kapatmak için de tüm yollar var elimizde. Tüm meşru delillere sahibiz. İşte sürekli terörle kaç tane belediye başkanı terörden tutuklandı. Kapatmak için elde tüm deliller var. Fakat mesele burada HDP üzerinde toplumsal ve siyasal baskıyı, basıncı artırmak. Eğer basıncı artırırsak, örneğin biz son dönemde neyi konuşuyoruz? CHP ile HDP'nin özellikle bu ittifak bağlamında 6+1 masadan bahsediyoruz, değil mi? Bu söylem, bu ittifak, bu birliktelik gizil dahi olsa HDP için can simidine dönüştü. Burada mesele HDP'yi terör ve şiddetiyle ilişkisinden dolayı HDP'yi bir defa yalnızlaştırmak gerekiyor burada. Maalesef Türk siyasetinin yapmadığı, yapamadığı, başarılı olamadığı alan burası. Yalnızlaştırmadığımız müddetçe HDP varlığını devam ettirecek. Terörle irtibatını, iltisakını devam ettirecek. Mesele şu anda HDP'nin varlığı ve yokluğundan öte, HDP ile yakın olan, ittifak eden siyasi partilerin HDP'ye bir
blokaj oluşturması maalesef oluşturmuyor. Burada da mesele, düşünün, Türkiye ciddi bir saldırıyla karşı karşıya kaldı. İşte Taksim saldırısı, İstiklal'deki. Burada yapılması gereken, Türk siyasetinin temelde yapması gereken neydi? Tüm siyasi partilerin ortak bir dil geliştirmesi gerekiyordu. HDP'den işte AK Parti'ye kadar. Ama evet. Türkiye'de maalesef hem Mersin saldırısına bakın ya da daha önceki tüm operasyonlara bakın, ortak bir dil oluşturamadık. Tam tersi, iktidarın işine yarıyor tabii, gibi. Tabii ya, bu saldırıda da bunu konuşmaya başlamadık mı? İşte iktidarın çıktı. İşte iktidarın işine geliyor, seçim odaklı bir saldırı gibi. Bu bile ya Türk insanıyla bir defa dalga geçmek. Evet. Ya Türkiye sadece son 20 yıldan beri ya da son işte 5 yıldan beri terör saldırısına maruz kalmıyor ki. Türkiye PKK bağlamında 79'dan itibaren terörle karşı karşıya. Onun için burada HDP üzerinde toplumsal ve siyasal baskıyı, basıncı oluşturarak HDP'yi belki de siyasi zemine çekmek. Ha, bu ne derece mümkün olur? Bundan çok emin değilim. Siyasi zemine çekilebilir mi? Bu çok mümkün görünmüyor. Bence burada sınır ötesi HDP bağlamının da dışında, mesela Türkiye 15 Temmuz'dan sonra ne yaptı? Hemen ilk harekatı yaptı değil mi? 15 Temmuz'dan kısa bir süre sonra Zeytin Dalı'ydı ilk harekat değil mi? Zeytin Dalı'nı yaptı. Bu şunu sağladı aslında. İlk harekat Fırat Kalkanı. Fırat Kalkanı'ydı. Şunu sağladı aslında Fırat Kalkanı bize. Türk ordusu 15 Temmuz'dan sonra ciddi bir darbe aldı. Çünkü ordudan FETÖ'cüler ciddi anlamda tasfiye olmaya başladı. Tasfiye ile beraber orduda bir zaaf var mı algısı oluşmaya başladı. Siz başarılı bir harekatla bu orduda bir konsolidasyonu sağladınız. Aynı şekilde Taksim'den, İstiklal'den sonra mesela küresel medyada yazılan Türkiye'nin terörle mücadelesi kesintiye uğrayacak mı sorusu oluşmaya başladı. Bir anda siz bu yapmış olduğunuz pençe kılıç operasyonuyla Türkiye'nin terörle mücadelesinin devam edeceğini, evet, kendi içinde konsolidasyonunu sağladığını tüm dünyaya göstermiş oldunuz. Burada tekrar ez cümle HDP'ye gelirsek, HDP'nin evet hukuken kapatılmasının dışında çok bir yol yöntem yok. Fakat kapatmak HDP sorununu çözmüyor. Burada yapılması gereken sosyolojik anlamda da bunun böyle olduğunu düşünüyorum. HDP üzerinde toplumsal ve siyasal baskı oluşturarak HDP'yi tekrar siyasal zemine çekmek. Başka yol kalmadı galiba. Evet, peki Nuh Bey, şimdi sizinle devam etmek istiyorum. Operasyonla ilgili detaylar paylaşılmaya başladığı andan itibaren siyasi isimlerden ardı ardına destek mesajları geldi Pençe Kılıç operasyonu için. Fakat altılı masaya baktığımız zaman, genel başkanlara baktığımız zaman bazıları destek mesajları attı, bazıları hiçbir mesaj paylaşmadı ve sessizliği tercih etti. Bunlardan biri de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Operasyona destek vermeyen partileri ve genel başkanların bu sessizlik duruşunu nasıl okumalıyız? İzin verirseniz şöyle girmek isterim konuya Eda Hanım. Şimdi biz yaklaşık 40 yıldan beri terörle mücadele ediyoruz. Bu seyre baktığımız zaman meselenin askeri boyutu, yani silahla mücadele kısmında artık sona gelindiğini görüyoruz. Burada hem Türkiye'nin kendi askeri araç gereçlerin kendi üretmesindeki aldığı mesafenin de çok, hı hı, ciddi payı var. Çünkü daha önceleri malumunuz İsrail'in neydi o şeyler, kiraladığımız şeyler, peronlar, bir sürü para veriyorduk ama önce teröristlere bilgi veriyordu, yani operasyon, evet, yapacak olursa böyle bir şeyle mücadele sonucu alınamazız tabi. Ayrıca meselenin terörü veya terör örgütünün tahrik için, istismar için kullandığı alanlar da ciddi anlamda kurutuldu. Ne demek istiyorum? İşte işin tabiri caizse kültürel, siyasi boyut, ekonomik boyutu da ciddi anlamda oradaki mağduriyetler giderildi. Dolayısıyla artık terör örgütünün, dikkat ederseniz, artık oradan bir eleman devşirmek de size çok ciddi anlamda zorlaştı. Nitekim bu son operasyon terörle askeri anlamda mücadelede sadece içeride değil dışarıda da çok ciddi etkili olduğunu gösteriyor Türkiye'nin. Terör konusunda bizim takıldığımız tek bir nokta var. O da terör örgütüne içeriden ve dışarıdan verilen siyasi
destektir. Yani bu siyasi partiler vasıtasıyla veya akademisyenler işte sözüm ona kendileri aydın diye nitelendiğinde kesimler tarafından. Yani sivil kanadın verdiği destek kalmıştır sadece. Bu da hükümetin, devletin askeri tedbirlerle veya kararlarla vereceği, alacağı bir netice değil. Burada bir yerli, ulusal bilinçlenme gerekiyor. Dolayısıyla sorduğunuz sorudaki bahsedilen şeydeki terör örgütüne mesafe bırakılma, mesafe konma meselesi daha önemli hale geldi artık. Onu söylemeye çalışıyorum. Artık bana göre bugün terör örgütüne mesafe konması, terör örgütünün dışlanması artık terörle mücadeledeki kalan en son noktadır. O bakımdan çok önemli. Bu açıdan baktığımız zaman evet aynen Ramazan Hocam'ın dediği gibi biz HDP'nin terör örgütüyle beraber anılmakla ilgili bir endişesi olmadığını biliyoruz. Tam aksine bunun için çaba sarf ediyor. Ama artık bunu aştık biz. Şimdi asıl mesele artık terör örgütüyle zaten HDP'nin istediği de bu. HDP'ye çok ciddi anlamda kamuoyunda da tabiri caizse eşleştirmiş durumda. O bakımdan biz siyasilerin terör örgütüyle mesafesi meselesine artık biz doğrudan doğruya PKK ile değil HDP ile olan mesafesine bakarak karar verebiliriz artık. Diyorum ya HDP o kadar net bir biçimde destek veriyor ki benim ismimi HDP PKK ile anmayın diye bir derdi yok. Tam aksine PKK ile beraber anılması eline geleni yapıyor. O zaman bizim siyasi partilerin terör mesafelerine bakarken PKK'ya olan mesafelerine değil HDP olan mesafelerine bakmamız lazım. Zaten bu ikisi aynı şey. Siz az önce bahsettiniz. Bir şehidimiz geldiği zaman çok çirkin bir istismar yoluyla dillerin ucuyla PKK'yı anmadan terör falan diyerek geçiştirip bir şey iyi kötü bir... Hatta bir ara terör de demiyorlardı mesela, sadece işte patlamada hayatını kaybeden. Gibi. Olay diyorlar. Şimdi orada sanıyorum HDP bu kadar müsaade ediyor bunlara. Bu kadar izin veriyor. Çünkü HDP orada sessiz kalıyor HDP. Bir şey söylemiyor. Bunlar da böyle bir yuvarlak bir taziyede bulunuyorlardı. Ama operasyona gelince nitekim zaten malumunuz CHP sınır ötesi hareketler için tezkere oylamasında hayır demişti zaten. HDP ile beraber. Operasyona gelince HDP çok net bir biçimde bunu eleştiriyor, saldırı olarak değerlendiriyor, durdurması gerektiğini söylüyor. Diğer yandaşları da HDP'nin aynen bu tavrını sergileyemiyor iseler de sessiz kalmayı tercih ediyorlar. Böyle bir kademeli bir duruş var. O bakımdan ben doğrudan doğruya bu duruşun HDP'nin yanında durma anlamına geldiğini düşünüyorum. Sadece Kılıçdaroğlu değil, Akşener de çok sessiz kaldı bu konuda. Evet. Efendim parti sözcüsü açıklamış, beni ilgilendirmiyor bu. Evet. Çünkü diğer konularda neredeyse sosyal medyadaki hesaplarından bir şey söylemek için bahane arıyorlar. Evet, hem Kılıçdaroğlu hem Akşener. Peki. Gidiyor bir duvarların kenarında. Maalesef Meral Akşener ve Kılıçdaroğlu'na bir destek mesajı göremedik. Peki kısa bir araya gidelim şimdi 24 özelde. Saat başında dış politikayla kaldığımız yerden devam edeceğiz. ...24 ekranlarından yeniden merhaba. Kaldığımız yerden 24 özele devam ediyoruz. Güngör Hocam sizinle devam edelim. Dış politikaya geçeceğiz ama öncesinde iç siyasette son bir konu başlığımız kaldı. Onu da size sormak isterim. Altılı Masa 8. kez toplandı ama ortak bir aday açıklanmadı. Her defasında da aslında aynı ortak bildirim metni yayınlandı. Güçlendirilmiş parlamenter sistem ve 13. Cumhurbaşkanı Altılı Masa'nın ortak adayı olacak şeklinde. Altılı Masa'nın 8 kez toplanıp hala bir aday belirleyememiş olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında bu aday belirlememe konusunun gündemde olmasını Altılı Masa bir propaganda stratejisi olarak devam ettirmeyi istiyor. Bunu da söyleyeyim. Biraz bu iş konuşulması, aday kim olacak, o mu oldu, hoşlarına gidiyor. Ama bu toplantıda pek konuşulmayan bir şey var. Bağımsız Türkiye Partisi'ni İyi Parti +1 yapmak için masaya getirdi. Sonuçta ve kabul edilmedi. Yani aynı şekilde devam... Aslında daha da genişletme yönünde bir bildiri devam ediyor. Şimdi Bağımsız Türkiye Partisi'nin genel başkanı ben Altılı Masa'ya dahil olmak istiyorum. Beni alın dedi. Çıktı bir yandan. Bundan sonra Meral Akşener İyi Parti Genel Başkanı ziyaret etti. Ve ilk toplantıda dedi senin
6+1 yani masanın dahil olman konusunda teklif getireceğim dedi. Hatta o şeyden sonra açıklamalar geldi diğer altılı masanın temsilcilerinden. Bazıları olumlu bazı olumsuz ama masada kabul edilmedi. Yani bir karar yani Meral Akşener'in bir önerisi masada kabul edilmedi. Bu çok dikkat çekici bir durum. Demek bir mutabakat ya da bir ortaklık konusunda hem fikir hem fikir olma konusunda bazı sıkıntılar var. Bir de Cumhurbaşkanı adayını kendileri açıklıyorlar. Biz yılbaşından sonra açıklayacağız. Bunu bir provokanda, bir siyaset yapma stratejisi olarak uyguluyorlar. Bu konuda karar aldıklarını düşünüyorum. Yani kim olacak? Bir gün İmamoğlu biliyorsunuz. Bu konuda hemfikirler mi diyorsunuz? Tabii yani bir gün İmamoğlu'nu gündeme atıyorlar. Bir hafta İmamoğlu'nu konuşturuyorlar. Sonra İYİ Parti'den bir temsilci Mansur bu işi daha iyi yapar, daha iyi bir cumhurbaşkanı olur diyor. Bakıyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu Sivas'a gidiyor bir televizyonun canlı yayında. Beni de deneyin, ben de cumhurbaşkanı olabilirim diyor. Böyle bu sürecin gitmesini biraz istiyorlar gibi. Bir de şöyle bir şey var. Yani bu da konuşulması lazım. Bunlar siyaset yapan insanlar. Eleştiririz şey ve bir siyasi tecrübesi olan insanlar. Şu çıkmazlıkları var. Bunu en iyi kendileri biliyorlar, dillendirmeseler. Karşılarında Recep Tayyip Erdoğan gibi bir aday var ve MHP, AK Parti, Büyük Birlik Partisi konsolide olmuş şekilde adaylarını ilan ettiler. Hatta Milliyetçi Hareket Partisi karar net, aday belli diye mitingler evet, yapmaya evet. başladı. Bu da biraz terazinin ikili yapısına artı eksi yaptığında Millet İttifakı diyelim. Daha Millet İttifakı olmadı. Altılı Masa diye zorluyor. Bir de şu var. Yani bu kimse söylemiyor. Az önce Nuh Bey konuşurken onu da düşündüm. Bu arada bu HDP'nin kapatma davası uzuyor. Yani onu da konuşan yok. Bu iş neden bu kadar uzadı? Yani uzadı. Biraz da Anayasa Mahkemesi olduğu için pek millet konuşmuyor. Bu iş çok uzadı. Kim söylüyor. Kim olursa olsun Cumhurbaşkanı adayı HDP'nin kabul etmesi lazım. Bunu bütün genel başkanlar biliyor. Biliyor. Çünkü HDP'nin yani siyasi aritmatikte mevcut şeyde HDP'nin desteği olmadan iddiaları diyelim. Yani mevcut Cumhurbaşkanı'na karşı bir iddiaları olmuyor. Bunun değil en son seçime bakın. Anket sonuçlarına bakın. Şu da var yani HDP cephesini pek takip edilmiyor. Çünkü çok sorunsallı bir alan. Kendileri Cumhurbaşkanı adayı çıkartabilir. Yani bunu eş başkanlık düzeyinde ya da sözcü düzeyinde söylüyorlar. HDP'de altılı masayı bekliyor. Açıktan dediler CHP'ye atıfta bulunarak. Öyle dediler örtülü yok. Masanın altıysa üstünü bak. Eğer dediler biz de işbirliği yapıyorsanız altılı masanın çıkmazı bu. Geleceksiniz kardeşim kamuoyunun önüne, basının önüne. Önüne alacağız protokolü. Altılı Masa protokolü mu? Adana Millet İttifakı mı diyeceğiz? 23 Haziran İttifakı mı diyeceğiz? Ne diyeceksin? İmzayı atacaksınız. Şimdi 10 puanlık soru derler ya. Milliyetçi Hareket Partisi'nde genel başkan adayı olmuş Koray Aydın'ın genel başkan yardımcısı olduğu İyi Parti. Örnek olarak görüyorum. Ya da kendisini terörden tamamen karşıt olarak adlandırılan bu memlekette başbakanlık yapmış Gelecek Partisi, başbakan yardımcısı yapmış Deva Partisi ve bu ülkede İçişleri Bakanlığı yapmış, terörle mücadele etmiş Meral Akşener. Bu belgeyi kabullenebilecek mi ve içini sindirebilecek mi? Bu da onlarda bir çıkmaz. Hani Cumhuriyet Halk Partisi daha şey böyle yani ne diyeyim daha yakın HDP'ye. Bakanlık bile vaat ettiler biliyorsunuz. Evet. Ben yakın olmasını ondan diyorum yani. Bakanlık vaat ettikleri için söylüyorum. Yani verebiliriz dediler. Bu açıdan söylüyorum. Yani bu nereden baksan tutarsızlık bir durum var. Bir de şu var. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan kurt bir siyasetçi. Yani biz Milli Görüş'ten, gençlik kollarından seçim kaybetmek, yasak kazanmakla parti kurmak, başbakanlık ve cumhurbaşkanı bak bir artık siyasi abide haline geldi. Bir tecrübe. Boşuna İyi Parti'ye bu söylemleri bulunmuyor. İyi Parti'nin içindeki güç sancısını buluyor. Tabanları içinde. İyi Parti'nin siyasi sosyalist sistemi, hocamın alanına gelen siyasi sosyalist HDP'yi bir noktaya kadar taşır. Bir noktadan sonra taşıyamaz. Çünkü onların da oy olarak, siyasi olarak beslendikleri bir çeşme var. MHP'den koptular. Milliyetçi muhafazakar seçmen ana kitleleri yani benim gördüğüm bu gazeteci Güngör Yavuz Aslan olarak benim yorumum. Meral Akşener tamamen bir sağ siyaset oynuyor ve ana hazırlığı da Erdoğan sonrasına. Bugün siyasette güçlü bir ANAP yok. Güçlü bir Doğru Yol Partisi yok yani bir merkez partisi yok. Aklındaki Meral Hanım'ın bu benim yorumum yani bir öngörüm. Erdoğan aktif siyasetten Sayın Cumhurbaşkanı son dönemi bu anayasa yani değişiklik olmazsa şartlar. Erdoğansız bir yeni siyasi arana da kendisini merkez sağın öncü partisi ona bak bir stratejisi var. Bakın ne dedi?
çıktı bir canlı yayına. 31 Mayıs seçimlerinde dedi Cumhuriyet Halk Partisi'ne borcumuzu fazlasıyla ödedik diyor. Evet. Kılıçdaroğlu'na da çaktı orada. Ben noter değilim dedi. İkide bir dedi Cumhurbaşkanı adayı adayıyım diye elinde dosyayla gelme dedi. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı aday adayı. Onu da dillendirmek zorundayız. Yani açıktan söyledi. Gelme dedi. Ben noter değilim dedi. Yani bu şeyler seçim bakın geç kalıyorlar. Seçime 6 ay 7 ay falan kaldı diye kimse düşürmesin. Nuh Bey daha duyan tecrübeli seçim. Evet, seçime tamam. 1 ay 2 ay kaldığında o takvim sayılmaz. Ortalık toz duman olur artık. Mitingler, canlı yayınlar. Daha da mı kısa bir süre kaldı yani? Asıl seçime hazırlık için önlerine Mart ya da Nisan'ın ilk haftasına kadar bir zaman şeyleri var. Ya ondan sonra mitingler başlayacak, ülke seçim atmosferine girecek, ekonomi seçim üzerine konsolide olmaya başlayacak, şeyler başlayacak. Bir sürü, ondan bak Milliyetçi Hareket Partisi erken sayende Devlet Bey Samsun'da yaptı en son mitingini. Samsun'da yaptı bugün. Evet aday belli, karar net mitingi. Yani bunu görüyor ve Cumhurbaşkanı da biraz uluslararası gündemi çok yoğun Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Evet. Yani mesaisi de ama teşkilatlar yani AK Parti teşkilatları özel çalışmalar yapıyor. Bize attıkları mesajlardan görüyoruz. Yani ben bunu neden söylüyorum? Bir yayında Nuh Bey çok değerli bir şey söylemişti. Muhalefet, ana muhalefet iktidarın ensesinde boza pişir. Pişirmelidir. Yani, pişirmelidir. Öyle bir şey yapar ki var. Şimdi Türkiye'de demokrasi ve denge açısından Erdoğan diyor ben iyi bir muhalefet istiyorum diyor Bay Kemal. Ana muhalefetin yani muhalefetin böyle dengesiz olması bizim yönetim ya da demokrasi yönünde bir eksiklik oluyor. Mesela bu bir gerçek. İktidar çok güçlü ve yüksek bir oy aldığında bir güç zehirlenmesi atmosferine girebilir. Burada muhalefet özellikle ana muhalefet öyle bir inisiyatif oluşturur ki iktidarı olması gereken yere çeker. Yani sen diyelim bir oran verin %35-40'la geldin ama ben %17 ile geldim ama bana halkın verdiği %17'nin sorumluluğu var seni denetleme, seni kontrol etme ve seni uyarma. Ama şu anda şu şeyi de kısa keseceğim. Şu şeyi de hep böyle Erdoğan karşıtı. Erdoğan'a karşı yüksek perdeden bir bu yani şimdi bu ülkeye ilk gelen yeni gelen biri işte İngilizce tercümesi de bu memleketteki muhalefetin dediklerine baksa Ankara'da çok böyle katı bir diktatör var. Astı kestik. Kimse sesini çıkartamıyor. Nuh Bey yazı yazamıyor. Güngör Yavuz Aslan yorum yapamıyor. Böyle bir Türkiye atmosferi okunan açıklamaları var. Ve yani bunu empati yapmak babında söylemiyorum. Böyle siyaset yapma tekniği olmaz. Ekonomiyi konuşun. Dış siyasette şunu şey yapın. Şöyle. Bakın ben bazı sohbetlerine de şahit olurum. Yani gazeteci olarak bunu kamuya söylenmesi gerektiği için söyleyeyim. Erdoğan gitsin de ne olursa olsun atmosferindeler. Bu kendileri için çok çok kötü bir şeydir. Bakın bunu en son Türkiye'de kim yaptı? FETÖ hainleri yaptı. Erdoğan 17-25 Aralık'tan sonra üstümüze geliyor. Bizi bitirecek. Artık bu yapılanma devam etmeyecek diye darbe girişiminde bulundular. Ve Erdoğan gitsin de ne olursa olsun psikolojisi ve atmosferi içindelerdi. Şimdi bazı siyasetçiler, yani milli bakın onların içinde size şunu da söyleyeyim. Biz siyasetçileri yorum yapıyoruz ya da siyasetçileri eleştiriyoruz. Bu insanlar siyaset yapan insanlar bir gün el sıkışırlar. Onu da söyleyeyim. İttifak olur, koalisyon olur, anlaşma olur. Milliyetçi Hareket Partisi'nin AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanı nasıl eleştirdiğini hatırlayın. Yani evet. Cumhur İttifakı olmadan önce. Bu bir siyaset. Siyaset. Ama şu var. Siyaset kendi meşru zemininde ve olması gereken olağan akışı içinde olması lazım. Yani bir genç bu memlekette muhalefetin ya da iktidarın yerinde olduğunu bilmesi. Ben muhalefette özellikle ana muhalefette ciddi bir eksiklik görüyorum. Şunu da istemiyorum bir gazeteci olarak memlekette bir milletvekili oy almış bir milletvekili gidip seçim olmadan önce HDP'ye bakanlık verebiliriz ya da PKK ile yapılan mücadeleyi eleştirmesine ve bunu açık zeminde yapmasını ben kesinlikle doğru bulmuyorum ve kabul etmiyorum. Evet, peki. Özür diliyorum. Evet. Buyurun. Ben şu şeyle ilgili ha. Demek ki yarım kaldı da onu bir tamamlayabilirim. Ben buyurun, bir sonraki turda benim şeyden kesebilirsiniz yani problemi. Çünkü şu önemli kısmı şuydu. HDP'ye yaklaşım siyasi partilerin desteğinin öneminden bahsederken son söyleyeceğim şeyler önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi CHP'nin HDP'ye olan desteği ortada. Evet. Biliyoruz. Ve aslında HDP bu destek sayesinde PKK'ya böyle göz göre göre desteğini sürdürüyor. Fakat aslında o masada CHP'nin HDP'ye bu desteği vermesini sağlayan asıl güç İYİ Parti'dir. Çünkü bak Güngör Göy bile Akşener'in merkez sağa hazırlandığını söyledi. Böyle bir görüntüsü var İYİ Parti'nin. Niye? MHP'den ayrılan bir ekip kurdu. Gerçi şu anda o kuran ekiplerinde bir şey kalmadı ama sonuçta böyle bir parti. Böyle bir partinin ve Akşener'in işte ben 28 Şubat'ta ben durdurdum diyen bir liderin
bugün o masada olması ve CHP'nin yanında olması CHP'nin HDP'ye bu desteğinin tabiri caizse meşrulaşmasını sağlıyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Varsayın şu anda HDP, İYİ Parti CHP'nin yanında değil bu konuda. CHP'nin HDP'ye desteği çok daha sırıtır, çok daha zorlaşır. Fakat bugün orada İYİ Parti'nin olması bu desteği vermesini sağlıyor. Nitekim dikkat edin, belki çok fazla hepsi bir arada bakılmıyor ama İYİ Parti'nin kuruluşundan bugüne beraber yola çıkanların büyük kısmı ayrıldı. Çünkü evet. Bu gidişat onların bahsettiği bu gidişat değil. O asıl ana kadro, milliyetçi kadro kalmadı. Aynen, en son işte Murat Çuhadar çok önemli bir isim ve eleştirilere dikkat edin. Tam da Sayın Erdoğan'ın dikkat çektiği noktadan. Dolayısıyla İYİ Parti bence çok ciddi anlamda savrulmuş durumda ve bu da HDP'ye olan desteği CHP'nin desteğini güçlendirmiş durumda. Bu noktaya dikkat çekmek istedim. Peki Ramazan Hocam, sizden de buyurun, tabii, alalım altını basıyorum. Ya ben temel itibariyle tabii saygı duyuyorum genel itibariyle hocam Yavuz Bey'in görüşlerine. Fakat ben lider belirleyememenin bir strateji olduğunu düşünmüyorum. Burada ciddi bir kafa karışıklığı var. Çünkü her siyasi partinin bu işte ittifaktaki her siyasi partinin farklı bir ajandası var. Ve bu ajandaya dönük siyasi lider arayışları var. Örneğin biz her hafta bir siyasi, her hafta bir cumhurbaşkanı adayını konuşuyoruz. Tıpkı borsa gibi. Fakat Türkiye'deki siyasetin temel parametrelerine baktığınız zaman siyaseti parti değil lider kazanır. Siz öyle bir lider koyacaksınız ki Erdoğan gibi, Erdoğan şu anda düşünün 68 yaşında, neredeyse 15 yaşından itibaren siyasetin içerisinde. Kurt bir siyasetçi. Ve seçim kazanma becerisi, şu anda abartsız söylüyorum, seçim kazanma stratejisi, becerisi en yüksek siyasetçi. 15 yaşından itibaren siyasetin içerisinde. Siz öyle bir aday göstereceksiniz ki Erdoğan, tüm Erdoğan karşıtlarını aynı potada buluşturacaksınız ve kazanacaksınız. Bu ittifaktaki her aday adayının avantaj ve dezavantajları var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun biraz önceki soruyla da bağlantılı avantaj gibi görünen unsur HDP'li seçmenin, HDP de değil, PKK'ya yakın olan seçmenin Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekleme ihtimali. İhtimal diyoruz ama. Tabii yani daha desteklemeye de bilir. Çünkü burada bence şu da yanlış bir okuma, bu ittifakın yaptığı yanlış bir okuma. Sanki Türkiye'de bu ittifakı kazandırabilecek unsurun HDP'li seçmen olduğu algısı. Maalesef evet böyle bir ihtimal var, fakat daha büyük bir ihtimal Türkiye'deki milliyetçi seçmen göz ardı ediliyor. Türkiye'nin ortalama %60'ı milliyetçi. Bu milliyetçilerin yani bir kısmı... Yani CHP'nin kendi içindeki milliyetçilerden de aslında biz burada söz ediyoruz. Aynen, kesinlikle. HDP'ye kazanayım derken CHP kendi içindeki milliyetçileri ve İYİ Parti kendi içindeki milliyetçi kesimleri geçiriyor. Tabii ki. AK Parti içerisinde milliyetçi bir kitle var. İYİ Parti içinde var. MHP içinde var. CHP içinde var. İşte belki Saadet içinde kısmen var. Deva'da kısmen var. Genel olarak Türkiye'nin seçmen profiline baktığınız zaman %60'ın üzerinde milliyetçi. Eğer Türkiye'de siz... Aslında yerlilik, millilik ya anlamında yerlilik, yani. Millilik, daha geniş kapsamlı bu, bir evet, tarif. Vatanseverlik, evet. Yerlilik, millilik, ülkücülük, bunu farklılaştırabilirsiniz. Tamamın ortak payda burada yerlilik ve millilik. Siz buraya yatırım yaparsanız kazanma ihtimaliniz daha da yüksek. Ama Türkiye son dönemde yanlış bir okuma bu. HDP'yi anahtar partiye dönüştürmeye çalışıyor. HDP'li seçmeni de Türkiye'deki Erdoğan sonrasını dizayn edecek seçmen profiline dönüştürmeye başladı. Bu yanlış bir okuma. HDP'nin destekleyeceği parti iktidara gelecekmiş gibi davranıyor. Aynen. Bunun temelde yanlış, eksik bir okuma bu. Burada temel itibariyle bu okuma, milliyetçi okuma, milliyetçi seçmeni göz ardı eden bir tarafı var. Onun için burada biraz okumayı değiştirmekte fayda var bu ittifak bağlamında. Bir de hep total olarak şöyle bakıyoruz. Evet, HDP'li şu anda tüm Türkiye'den oy alabilen, sadece belki Tunceli hariç tüm Türkiye'den oy alabilen tek parti AK Parti. Her parti, mesela CHP Türkiye'nin belli yerlerinden oy alıyor, tüm Türkiye'yi alamıyor. Tüm Türkiye'de ya birinci parti ya ikinci parti AK Parti. Ve aslında burada hem milliyetçiliğin, muhafazakarlığın, yerliliğin ve milliliğin çok önemli bir şeyi var burada. Katkısı var seçmen bağlamında. Evet. Siz tüm Türkiye'den oy almak istiyorsanız
ortak paydadaki değerlere evrilmeniz gerekiyor. HDP burada sadece Türkiye'nin belli bir kısmını kuşatıyor, HDP'li seçmen. Ve bunların da önemli bir kısmı, yani önceki seçimlere baktığınız zaman önemli bir kısmı, Kürt seçmeninde, HDP'yi kastetmiyorum, Kürt seçmenin de önemli bir kısmı zaten AK Parti'ye oy veriyor. Güneydoğu ve Güneydoğu'daki illerde çoğunu, önemli bir kısmında zaten ikinci parti, birinci parti AK Parti ise ikinci parti AK Parti. Bu bağlamda bazı okumaları tekrar revize etmekte fayda var. İyi Parti bağlamında evet, temel, ben İyi Parti'nin hala İyi Partili hem Yavuz Bey'in açıklamaları, hem Meral Akşener'in birçok işte farklı bir televizyon kanalında yapmış olduğu açıklama, işte diyet, açık diyetimizi ödedik, işte bu herhangi bir borcumuz yok gibi ve benzeri tüm açıklamalar, ya da işte İstanbul İl Başkanlığı'nın yapmış olduğu açıklamalar temelde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına hala karşı. Belki şunu iddialı bir şekilde ifade edebilirim. İyi Parti'de sadece Meral Akşener kısmen Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekliyor, ama onun dışında İyi Parti'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını temel itibariyle destekleyen yok. Onu da kamuoyundaki açıklamalarını, kısmen açıklamalarından hareketle iyi niyetli biliyorum bunu. Her seferinde kazanacak aday olması lazım. Kazanacak aday. Bu Kılıçdaroğlu olmaz demek anlamına geliyor. Tabii kesinlikle katılıyorum. Zaten CHP'nin önemli bir hem milletvekilleri hem önemli bir tabanı zaten kazanabilecek aday açıklamasıyla zaten Kılıçdaroğlu'nun olmaması gerektiğini söylüyor. Aynen. Onun için burada tüm bu blokajı açıp bir lideri, Kemal Kılıçdaroğlu veya herhangi bir lideri desteklemek şu anda çok ciddi bir dezavantaj. Bir temel problem de burada, evet biz genel itibariyle hep lideri konuşuyoruz. Örneğin son dönemde Kemal Kılıçdaroğlu önce Amerika'ya, sonra İngiltere'ye, muhtemelen ileriki süreçte Almanya'ya gidecek. Ya siz evet bir lideri belirleseniz bile, ki lider belirlemek bence şu anda büyük bir dezavantaj bu ittifak için. Lider ne söyleyecek şu anda kamuoyuna? Aday ne söyleyecek? Ekonomide ne söyleyecek? Dış politikada ne söyleyecek? İç politikada ne söyleyecek? Terörde ne söyleyecek? Ya aday öyle bir Şimdi önemli bir noktaya değindiniz, terörle alakalı ne söyleyecek diye. Şimdi biz programa başlarken Pençe Kılıç Operasyonu'ndan bahsettik. Diyelim ortak bir aday belirlediler. Bu adayı HDP'nin de desteklemesi gerekiyor. HDP oylarını da alacağı için. HDP'nin destekleyeceği aday operasyonlarla alakalı, terörle mücadeleyle alakalı ne söyleyebilir? Aynen, sorun tam olarak aslında bu. Yani evet liderlik, işte adaylık önemli bir sorun, ama bundan daha da önemlisi örneğin terörle ilgili ne söyleyecek? Çünkü bu ittifak içerisinde çok farklı bloklar var. HDP'nin teröre karşı zaten duruşu çok net. Yani Türkiye'nin terörle mücadelesine karşı olan bir siyasi parti. Hatta Türkiye'nin kısmen bağımsızlığına da karşı. Türkiye'nin bölünmesini, HDP'li seçmenin önemli bir kısmı Türkiye'nin bölünmesini de istiyor. Evet. Örneğin CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu'nun söylemi mi terörde etkili olacak, Türkiye'nin terörle mücadelesine etkili olacak? Veya İyi Partili Müsavat Dervişoğlu'nun söylemi mi etkili olacak? Çünkü her iki blok da, her iki parti de bu ittifakın önemli omurgasını oluşturuyor. Birisi tezkereye evet dedi, birisi evet demeyi ihanet olarak gördü. Onun için ortak bir program, siyasi bir program belirlemeden adayı da ortaya sürmek zaten büyük bir tehlike. Çünkü buradaki asıl problem adayla birlikte ortaya, yani tüm Türkiye'nin sorunlarını kuşatacak terör gibi önemli bir sorununu reçete olabilecek bir siyasi vizyonun ortaya koyulması. Bu henüz yok ortada. Onun için bir taraftan aslında havanda su dövmeye devam eden bir ittifak var burada. Bir de en temel bence Türkiye'deki Erdoğan önemli bir siyasi figür. Gerçekten Türkiye'nin son, yani 94'ten itibaren alırsak düşünün, 25 yılına damgasını, 25-30 yılına damgasını vurmuş bir siyasetçi. Siz öyle bir aday ortaya koymalısınız ki bu başarıyı aşabilecek. Yani en basit bu çıtayı aşabilecek bir lider profilini ortaya, aday profilini ortaya çıkarmalısınız. Bunu çıkarmadığınız müddetçe başarma ihtimaliniz yok. Bir de son olarak, son cümle, Türkiye'de seçimi
lider kazanır, aday kazanır. Evet. Partiler kazanmaz. Çok doğru. Peki şimdi dış politikaya geçmemiz gerekiyor artık. Aslında çok kısa değinecektik ikinci bölümde iç siyaseti ama biraz uzatmış olduk. Şimdi tahıl koridoru anlaşması 120 gün süreyle uzatıldı. Rusya'nın tahıl koridorunu askıya almasının ardından yine bu sorunu Türkiye çözmüştü, hatırlayacaksınız. Bu noktada Türkiye bu problemleri nasıl aşıyor Güngör Hocam? Bunu sormak istiyorum. Bir de G20 zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'la bir görüşmesi olmuştu. F-16 meselesi de burada konuşulmuştu. Türkiye'nin dış politikada izlemiş olduğu o yolu nasıl değerlendirirsiniz? Birincisi, tahıl koridorunun aksaklıkları Türkiye'nin düzeltmesi. Tahıl koridoru mimarı Türkiye. Evet. Yani bu işin ilk baştan planlayan, düşünen ve uygulamaya koyan ekip tamamen Cumhurbaşkanımızın görevlendirdiği, işine dışları görevlileri var. Askeri personelimiz var. Görevlendirdiği bir ekip bunu yürüttü. Bunun da uluslararası meşrutiyeti yani olması için Birleşmiş Milletler'le çalışıldı. Artı Putin bu tahıl koridorunun işlemesini çok önemsiyor. Uh-huh. Pek konuşulmayan bir şey var. Çünkü Rusya masada özellikle Birleşmiş Milletler'e şu anda biliyorsunuz Ukrayna tahılı. Yani Ukrayna'ya ait tahıllar, Rusya'nın kontrolünde olan bölgeler ve Odessa limanındakiler dünyaya bu İstanbul merkezli koridor üzerinden sevk ediyor. Ama aynı zamanda Rusya'nın kendi çok ciddi gübre, tahıl ve amonyakı var. Ve bunu dünyaya satmak, hatta Putin dedi 3. dünya ülkelerine ya da ekonomik durumu çok bozuk olan fakirlere ücretsiz verim. Bunu gönderemiyor. Evet. Bir ambargolardan dolayı iki taşıyacak gemi bulamıyor. Gemi bulsa hiçbir sigorta şirketi gemiyi sigortalamıyor. Yani Rus tahılını taşıdığı için. Onun için bu tahıl koridorunu bir model olarak devam ettirip kendi elinde bulunan bu tahıl, amonyak ve gübrenin de İstanbul üzerinden Boğaz'a geçerek dünyaya gitmesini istiyor Putin. Bundan dolayı Türkiye burada bu gerçekliği bildiği için çok etkin bir diplomasi belirtiyor. Bir de Rusya deyince aklıma geldi. Bir bilgiyi vereyim. Türkiye'de ajansları düşündüm de gündeme gelmesini istiyorum. Bu en son Herson'da çok zor şartlarda bulunan 83 taneki Ağıska Türk'ü Türkiye'ye geldi. Bu da tamamen Türkiye'nin yaptığı bir özel çalışma. Herson'da çatışma var. Rus askerleri çekildi. Çoğu çok zor durumdaydı şartlarda. Rusya biraz bunların Türkiye'ye gelmesine ayak diredi. Gürcistan üzerinden geldiler. Yani Herson'dan çıkıp Kırım'a geçip Kerç Boğazı'na geçip geçti. Dünya Ağıska Türkleri Birliği ve Dışişleri Bakanlığı'nın özel çalışması. Yani tahıl koridoru deyince yapılan bir sıcak çalışmayı da söylemek istedik. Çok dinamik bir şekilde Ukrayna Savaşı'nın bakın esir takası, tahıl koridoru, en son Ağıska Türkleri'nin savaş şartlarında kalan, en zor bölgede kalanların usta bir diplomasiyle tahliye edilmesine kadar çok aktif yapıyoruz. Türkiye'nin bir Ukrayna masası var. Bu savaşla ilgili ve çok bir diplomasi. Şimdi bunun benzeri başka bir ülkelerde yok. Örneğin şimdi Ukrayna Savaşı'nın normalde Avrupa ülkelerinin bitirmesi için seferber olmaları gerekir. En fazla etkilenen şu anda ülkeler başta Polonya olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri. Türkiye'nin onda birini yapmıyorlar. Bakın açıklamalarına bakın, yaptıkları çalışmalara bakın. Türkiye bu savaşın hem ben 3 Şubat'ta Kiev'deydim. Yani savaş başlamadan önce Cumhurbaşkanı Zelenski'yi ziyarette oradaydım da. Orada gözlemlediğim şey Türkiye aslında bu savaşın oradaki diplomatlarla ya da yetkililerle görüştüğümüzde Putin'in saldıracağını biliyorlardı. Ve Zelenski'ye basına açıklanmayan birçok gerçekliği masada Erdoğan söyledi. Yapması gereken şeyleri söyledi. Belki de savaş önlenebilirdi. Her zaman bütün yayınlarda Ukrayna başlığında söylediğim bir şeyi söyleyeyim. Orada bir gazeteciyle sohbet ederken biliyorsunuz bizim 44 günlük bir Karabağ zaferimiz var. Can Azerbaycan'la birlikte. Savaş başladıktan sonra şunu dedi. Orada da bayağı etkili bir hem aktivist hem gazeteci. Keşke dedi Azerbaycan gibi bizim yanımızda da bir Türkiye'miz olsa. Putin bize saldıramazdı. Saldırsa bile durdururduk. Yani senin sahada ve masayla Azerbaycan'da evet. yaptığın, tahıl koridorunda yaptığın bir şey başka bir yere model ve zincirleme olarak etki oluşuyor. Bakın dünyada birçok kriz var. Sorumlu olan bölgeler var. Çatışma olan bölgeler var. Bu tahıl koridoruyla ilgili bir diplomatın dedim çok tecrübeli bunlarda. Bunun dedim bir modeli ve benzeri var mı dedim. Gazeteci merakımdan sordum. Önceden BM'de böyle bir şey yaptım dedim. Ruanda'da yaptım dedim. Afrika'da. Sadece dedi 2. Dünya Savaşı'nda insani koridor var. O da BM süreci değil. Yani savaştan insanların yaralarının hastalığının çıkması için açılan. Tahıl ve gıda üzerine bir ilk dedi.
Bir ilk defa yapıldı. Bu tahıl koridorunun şifrelerinden biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan bu liderlik diplomasisi içinde Türkiye ve Rusya Federasyonu Ukrayna devlet ilişkileri çerçevesinde hem liderlik Putin'le ve Zelenski'yle. Zelenski'yle Putin kadar bir liderlik düzeyinde değil. Biraz daha farklı bir pozisyondalar. Olan şeyinde masaya oturtturmak istiyor. Şunu söyleyeyim, benim gördüğüm Putin masaya gelmeye hazır. Yani bunu kendi Dışişleri Bakanlığı'nın... Ukrayna peki? Ukrayna değil. Çünkü siz de mutlaka yakından takip etmişsiniz. En son Rus ve Ukrayna heyetleri yüzde nerede görüştüler? İstanbul'da. İstanbul'dakinden sonra bölgesini unuttum. Bir koridor açıldı. İlgi insani koridor açıldı anlaştıkları. Belirli anlaşmalar vardı. Sonra Buça'daki görüntüler servis edildi. Servis edildi ya da başka bir şeyler oldu. Kiev'e ya da Ukrayna heyeti Kiev'e gittiğinde bazı şeyler değişti. Bunu bizim yetkililerimiz de söylediler. Yani belirli bir noktaya geliyoruz. Ama Zelenski o gece kimle telefonla görüşüyorsa ne oluyorsa sabah fikir değiştiriyor. Rusya tarafı da, ama şunu da söyleyeyim. Rusya bir ülkeyi, bağımsız bir ülkeyi işgal ediyor. Bu kesinlikle kabul edilmez. Ben 2014'te Kırım Tatar Türklerinin mukim vatanı olan Kırım sürecinde takip ettim. Şubat ayında Kırım'a aynısını Donbas'ta yaptığı gibi yaptı. Saldırdı. Gayrimeşru bir şekilde ilhak etti. Sonra bağımsızlığını tanıdı. Aslında Putin farklı bir şey yapmıyor. Kes kopyala yapıştır yöntemiyle. Şu anda Ukrayna'da bunu yapıyor. Her sondan da söyleyeyim, bir taktiksel olarak çekiliyor. Mutlaka aklında bir şey var. Anlaşık sahada işler istediği gibi gitmiyor. Benim gördüğüm, en gördüğüm şey Putin bu savaşın bitmesi geldiğini kendi aklına yerleştirmiş artık. Fazla uzatmak istemiyor. Evet. Çünkü şey var. Hani böyle çok afaki süper güç ABD ve Rusya için kullanırız da ülkelerin savaşı taşıyabilecekleri zaman ve mevzi belli. Belli yani, öyle sen savaşı sonsuza kadar aylarca yıllarca taşıyamazsın. Şu an artık Rusya taşıyamıyor ama Ukrayna devam ettirmek istiyor. Bu gücü kendinde gördüğü için en son, yani. En son ABD'den yalnız seçimlerde çatlak sesler geldi. Neden Zelenski'ye para veriyoruz diyorlar. ABD'li seçmenler. O kadar o işte İngiltere'de üst üste başbakan değişmesi. Evet. İngilizler. Bakın iki ülke para veriyor ana olarak. Avrupa Birliği, Nuh Bey daha yakından da bir fon oluşturdu. Avrupa Birliği ülkeleri. Bir fon üzerinden ödeme yapıyorlar. Son rakamları bilmem ama ana olarak 10 milyar doları geçti şu ana kadar. Bir de onu araştıracağım, araştıramadım ama şöyle bir bilgi geldi. Biz de öyle zannediyoruz. ABD bu paraları hibe etmiyor. Bu yardımlara. Yani Ukrayna bunları ödeyecek. Yani borç bir nevi. Tabii ya, şey bizim askeri almamız gibi, bizim mühimmat ve silah almamız gibi alıyor. Hatta Putin'in açıklamalarından sonra şöyle yorum geldi. Bu tahılların ana olarak Avrupa'ya gitmesinin sebebi silah karşılığı olduğu yönünde. Yani Putin dedi ki hani bunlar fakir fukara ülkelerine gidecek de. Neden dedi? Yani aslında o yüzden Avrupa ülkelerine gidiyor. Yani öyle tabii. Yani bu bir savaş sadece cephedeki silahların patlamasından ibaret değildir. Yani bunun birçok... Türkiye bu krizde çok iyi bir etkin ara bulacak ve tarafsızlıkla bir fırsat yakaladı. Şimdi ben bu dediğinizi doğru mu anladım? Tahıl karşılığı silah mı? Rus kaynakları öyle diyor. Ondan dolayı şimdi anlaşmanın ana çerçevesi şuydu. Birleşmiş Milletler içinde oldu. Dünyada tahıla ihtiyacı olan ülkeler var. Başta Afrika ülkeleri. Evet. Bunların tahıla erişmesinde sorun var. Ana öncelikler olarak oraya verecekti. Putin ne dedi? Hani dedi fakir ve ihtiyacı olan Afrika ülkelerine geçirdi. Gemilerin gittiği limanlara bakıyorum. Mutlu Batı ülkelerine gidiyor dedi. Bunda bir terslik var dedi. Bunun alt okumasında, bunun altında ne var dedik. Şöyle bir yorum geldi Moskova'dan. Silah alıyorlar. Ukrayna savaşta elindeki tahıla bunlara ödeme yapıyor. Yani Türkiye'nin ne kadar bu tahıl koridorunu 120 gün uzatmasındaki Kerç Boğazı vuruldu. Evet. Rusya şey yaptı. Yani bunun ne kadar bir başarı olması, sürdürülebilir şekilde olması istiyor. Dışişleri Bakanlığı'nda özel bir ekip, aynı zamanda bizim Ukrayna'da ve Moskova'daki büyükelçiliğimiz çok ciddi bu konuda mesai yaptı. Bakın bir aydır takip ettiğim bir süreci olduğu için yakından söyleyeyim. Bu Ağızka Türklerinin tahliyesinde Rusları o kadar zorladılar ki. Yani Rus diplomatlara, Rusça belge istediler, gönderilen belgelerin tecrübelerini, tercümanlığını beğenmediler. İşte bunların belgeleri yok dediler. Bunlar Ukrayna vatandaşı. Yani Ukrayna vatandaşı neden istiyorsunuz dediler Türkiye'ye. Evet. Mesela ama Türkiye öyle bir ikna etti ki. Ağızka Türk soylu ve Türkiye'nin sorumluluğu var ana vatan olarak. Diplomasını yürüttü. Yani ben Rusları belirli bir noktaya getirmenin ne kadar. Bakın Lavrov'un uluslararası diplomasideki lakabı nedir biliyor musunuz? Mr. No. Yani masaya geldiğinde bir Dışişleri Bakanı olarak hayırla başladığı için. Yani ama savaş o hayırcı diplomasiyi öyle bir yere getirdi ki isteme isteye tahıl koridorunu kabul etmek zorunda kaldı belirli. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu gördüğünden bakın
Bu hava harekatında tabii teyide muhtaç bilgi gazeteci diliyle Rusya'nın kontrolündeki hava sahanın kullanıldığı, yani Ankara'da kaynaklar bunu teyit etmiyor. İlk defa Türk jetlerinin Rusya'nın kontrolündeki Halep lokasyonundaki hava sahasının kullanıldığı yönde de bilgiler var. Evet, hani, evet, ben de yani, aynı şeyi gördüm. Hani ne kadar tabii resmi açıklama üzerinden gitmemiz lazım. Ama şunu görüyorum ben Suriye alanında söyleyeyim. Ukrayna Savaşı'ndan sonra Rusya alanda o kadar keskin değil. Mevcut pozisyonunu koruyayım. Ciddi bir asker de Hemi'nin üstünden çok ciddi bir asker unsurunda Ukrayna cephesine sevk etti. Mevcut durumu, yani kazanımlarımı kaybetmeyeyim pozisyonda. Türkiye bu konjonktürü çok iyi değer. Yani bu savaş çok kötü bir şey. Ama bir tablo ve fırsat ortaya çıkıyor. Çok iyi kullanmak gerekir. Sayın Erdoğan ben gördüm uluslararası diplomasiyi çok seviyor. Yani onu yapmaktan, ondan sonuç elde etmeyi seviyor. Putin bir konuşmasında, röportajında demişti. Ben Putin karşıtı da bir adamım. Bir ülkeyi işgal ettiği için açıktan söyleyeyim. Kırım Tatar Türklerin mukim vatanına 2014'te gitti. Ondan sonra tanıdığı kendisinin, yani Ukrayna'yı tanıdığı ülkeyi işgal etti. Farklı yöntemlerle de halledebilir. Ama Putin ne dedi? Erdoğan'la biz neden iyi anlaşıyoruz? Çok iyi röportajında. Erdoğan masaya her geldiğinde Türkiye ve halkı için bir şey istiyor. Ve onu almadan kalkmıyor dedi. Ve ben buna çok saygı duyuyorum dedi. Yani oturuyor. Hani söyleyeyim. Bak Putin, Türkiye için bu lazım. Ben bunu ajandaya aldım. Not burada. Ben bunu almadan burada kalkmam. Ve bu dedi benim hoşuma gidiyor dedi. Ve ikinci dediği şey de İkimiz de sözünü tutan bir adamız dedi. Yani röportaja yani ne dediğini anlamak için dikkat etmiştim. Ben Erdoğan'dan bir söz aldığımda ertesi gün ya da ertesi hafta uygulandığını görüyorum. Ben de ona bundan dolayı verdiğim sözleri tutuyorum diyor. Şimdi Rusya bölgede bir güç. Bakın izleyicilerim şu var. Bu sınırları insanlar hep kara sınırıyla şey yapıyorlar. Bizim Rusya deniz ve hava komşumuz. Yani bir sınır deyince illa Kapıkule olacak, evet. Ya da Habur olacak. Komşuluk deyince öyle anlıyoruz. Ukrayna ve Rusya bizim deniz ve hava komşumuz. Ve özellikle Rusya ile nükleer tesisten S-400'e doğalgaz alımından tutun da çok yüksek bir şu anda ticari kapasitemiz, potansiyelimiz olan bir ülke. Biz de bir nevi Rusya'nın belirli noktadan vazgeçemeyiz. Bu bir gerçeklik. Daha devam ederiz. Ben çok konuşmak istemiyorum. Evet, peki Nuh Bey, o halde sizinle devam edelim. Şimdi G20 zirvesi dönüşünde Sayın Cumhurbaşkanımız gazetecilerin sorularını cevaplamıştı. Orada enerji üssüyle ilgili bir soru sormuştum kendisine. Somut bir adım görecek miyiz diye önümüzdeki günlerde. Şu cevabı vermişti: enerji ihracına rahatlıkla başlayabiliriz. Biz sizi enerji noktasında da destekleyebiliriz diyen ülkeler de var. Bu konuda onlarla da bu ilişkilerimizi devam ettireceğiz. Gerekirse oralardan da kendimiz için olmaktan öte alıp ihracını yapma, yani swap diyebileceğimiz bir süreci de başlatma şansımız ayrıca var demişti enerji üssüyle alakalı. Türkiye Avrupa'nın enerji üssü artık olabilir. Bu cevabı almış olduk. Cumhurbaşkanımızın bu konuyla alakalı sözleriyle ilgili neler söylersiniz? Yani bu konu tabii yapılan açıklamalar çerçevesinde bakabileceğimiz bir konu. Onun dışında çok fazla fikir yürütebileceğim bir konu değil şahsen. Ama şunu görüyoruz. Türkiye bir kere jeopolitik bakımından veya bulunduğu konum bakımından zaten bir enerji üssü durumunda. Coğrafi anlamda. Son Rusya-Ukrayna savaşı bu şeyi biraz daha güçlendirdi. Oradan Avrupa'ya enerji sevkiyatının durmasından sonra, ki zaten Putin de bizzat bunu dillendirdi zaten. Dolayısıyla süreç zaten buna götürüyor Türkiye'yi. Hatırlarsanız eğer bir süre önce Doğu Akdeniz'de Türkiye dışında işte İsrail'in başını çektiği, İsrail, Mısır, Yunanistan, Kıbrıs Rum kesimi gibi falan bir şey oluşturmuşlardı. Türkiye'nin dışında. Türkiye'yi devre dışı bırakarak bir konsorsiyum oluşturmuşlardı. Ama Türkiye Doğu Akdeniz'deki haklarından hiçbir şekilde taviz vermedi ve vazgeçmedi doğalgaz arayışından. Ayrı konu ama şu çıktı sonra ortaya. Türkiye'nin yaptığı anlaşmadan sonra biraz daha İlica'yla. Orada bir doğalgaz bulmuş olsalar dahi bunu batıya, Avrupa'ya ulaştırmaları için tek yolla gene Türkiye'den geçmesi gerekiyor. Yoksa aksaray'da çok anlamsız bir güzergah çıkıyor ortaya her bakımdan, ekonomik veya fiziki bakımdan. Dolayısıyla zaten böyle bir şey var, Türkiye'nin bulunduğu konum buna zorluyor. Etraftaki diğer devletler de buna zorluyor. Putin'in bu yönde biliyorsunuz bir açık ifadesi var. Onun dışında Sayın Cumhurbaşkanı'nın başka bir devlet daha bu konuda biz de katkı yapabiliriz veya biz de Türkiye'nin enerjisi olmak konusunda
katkı yapabiliriz dediği şeklinde bir beyanı var. Ülke ismi vermedi ama bu güneyde bir ülke olabilir. Görüşeceklerini dile getirdi. Evet diye hangi düşünüyorum ben. Dolayısıyla bu tabii fiziki bakımdan hemen verilen karardan sonra çok kısa süre sonra ortaya çıkacak bir şey değil ama uzun vadede sadece bu savaşla ilişkili de değil. Türkiye'nin böyle bir fonksiyon üstleneceği görülüyor. Bu mevcut boru hatlarının daha takviye edilmesiyle. Ama bundan ziyade biliyorsunuz şimdi bakıyorsunuz bir ürünün borsasının oluşması için bir yerde illa o ürünün orada üretilmesi gerekmiyor. Yani kahve başka bir yerde üretiliyor ama borsası Avrupa'da mesela. Bu bakımdan Türkiye'nin bu yönde böyle bir şeyi var bence, bir avantajı var ciddi anlamda, coğrafik olarak. Putin'in açıklaması... Fiyatları belirleme de çünkü Türkiye'nin elinde. Borsadan olacak. Kastım bu. Yani siz eğer şey buradan geçiyorsa sadece işte geçen doğalgazın nakliye ücretinden ibaret olmaz bizim avantajımız. Putin açıklaması bu şeyi, o coğrafi konumumuzdan kaynaklanan avantajı daha da güçlendirdi. Putin açıklamasını da ben Türkiye'nin hatır için falan yaptığı bir açıklama olduğunu düşünmüyorum. Bir de Putin eleştirilmişti. Bu açıklamayı ilk yaptığı zaman muhalefet tarafından AK Partili teşkilat başkanı gibi tabii. çalışıyor İl başkanı şeklinde. Gibi, tabii. Yani Türkiye'nin enerjisi olacak olması neden muhalefeti rahatsız ediyor? Bu ayrı bir konu başlıyor. Şu anda Sayın Erdoğan'a Erdoğan hanesine yazacak olan her gelişme Türkiye'nin lehine olabilir. Onlar o kısmı ilgilendirmiyor. Onlar bunun karşısında oluyor. Buna muhalefet ediyorlar. Yani Türkiye'nin lehine dahi olsa eğer Erdoğan'a artı yazacaksa bir gelişme veya bir beyan onun karşısında duruyorlar. Aslında ülkenin ne kadar hayrına da çok olsa çok önemli değil onlar için. Böyle bir onlar için hakikaten böyle bir şey. Bunu hep biz sadece bu konuda değil her konuda evet. Bunu görüyoruz. Şunu da ilave ederim. Sayın Putin'in bu ısrarı sürekli olarak böyle bir şeyden bahsetmesinin ben Türkiye'ye bir Türkiye'nin hatır için bir destek falan olduğunu düşünmüyorum. Onların kendisi açısından da çok değerli bir şey olduğu için bunu istiyor Putin. Yoksa Türkiye için değil bence yani. Gaz akışının sağlanması gerekiyor. Tabii Kuzey yakınından satamıyor. Elbette. Doğalgazını evet. Satacak. Hatlar kapandı. Yani Rus ekonomisinin ana kalbi petrol ve doğalgaz. Onu satamazsa Rus ekonomisi aynen. Çöker. Aynen ve görünen şu ki bu şey bitse de bu savaş bir gün belki bitecek ama bitse de bu artık savaştan önceki Avrupa ile soğuk savaş devam edecek Rusya ve dolayısıyla o bu savaş öncesindeki gibi bir Avrupa ile Rusya'nın ilişkileri öyle bir döneme girmeyecek artık olmayacak. Böyle bilhassa doğalgaz açısından diye düşünüyorum. Peki Ramazan Hocam size dönmek istiyorum. Şimdi Türkiye gıda krizini çözdü tahıl koridoruyla. Şimdi önümüzdeki süreçte enerji krizini de yine Türkiye çözecekmiş gibi görünüyor. Yine enerji krizinin çözümü de Türkiye'den olacak gibi. Peki bir sonraki başlık artık Rusya-Ukrayna savaşında barış masası diyebilir miyiz? Enerji krizinin çözümü de Türkiye'den gelirse barışı da yine Türkiye mi sağlar? Ya eğer bir barış ortaya çıkma ihtimali varsa, eğer bir barış yapılacaksa en büyük ihtimal Türkiye'nin barışı inşa edeceği, barışı sağlayacağı yönünde benim de kanaatim. Ancak burada temel problem neredeyse Türkiye dışında son dönemde evet kısmen Rusya'da barışa yaklaşmaya başladı. Türkiye dışında dünyada barış isteyen, bu savaşın bitmesini ve bir ortada barışın çıkmasını isteyen herhangi bir ülke neredeyse yok. Bunu Ukrayna'da dahil mi şu an? Ya şu anda Ukrayna'da dahil çünkü Ukrayna savaşı tetiklemeye yönelik tüm hani biraz önce Yavuz Bey de söyledi. Savaşın devam etmesine yönelik hamleler yapılmaya devam ediyor. Ukrayna'nın yani, bir iradesi yok bence. Bir iradesi yok. Amerika'ya işte, bağlı. Amerika'ya bağlı, işte Fransa'ya bağlı, Batı'ya bağlı. Çünkü 2014'ten itibaren aslında süreç 2014'te başladı orada. 2014'ten itibaren ABD yanlısı, Rus yanlısı hükümete tırnak içinde bir darbe yapıldı. Orada ABD yanlısı bir hükümet kuruldu. O dönemden itibaren zaten buraya sürekli işte Batı ve özellikle ABD zaten sürekli yatırım yaptı burada. Onun için burada bir barış ihtimali, yakın planda çok barış ihtimalini açıkçası çok görmüyorum. Eğer bir barış inşa edilebilir,
yapılabilirse, yapılabilirse her iki devlete yakın olan, her iki ülkeye yakın olan Türkiye sayesinde olacak bu. Ya Türkiye'nin bence son dönemdeki en temel diplomatik başarısı da bu ve benzeri siyaseti ortaya koyduğu için sağladı. Türkiye hem Ukrayna için hem Rusya için hem de Batı için kısmen vazgeçilmez hale geldi. Bunun da temel nedeni NATO'ya bağlı bir ülke olmasına rağmen NATO'nun dışında bir siyaset benimsedi. Temel itibariyle bu başarıyı getirdi. Türkiye neden krizleri çözdü burada? Bir, NATO'nun dışında bir siyaset benimsedi. İki, her iki ülkeye hem Ukrayna'ya hem Rusya'ya, bu aslında şu anlama geliyor, hem ABD'ye hem işte Rusya'ya karşı eşit mesafede bir siyaset tercih etti. Bu siyaset tercihi Türkiye'yi ve Erdoğan hükümetini vazgeçilmez hale getirdi. Sonuçta Putin, biraz önce Yavuz Bey bahsetti ya oldukça detaylı bir şekilde. Türkiye'nin vazgeçilmez olmasının temel nedeni Putin, Erdoğan'ı ya da Türkiye'nin kara kaşına kara gözüne mi hayran? Tabii ki hayır. Temelde hayır. Burada Türkiye'nin bağımsız siyaset izlemesi ve güvenilir bir partner olması Türkiye'yi vazgeçilmez hale getirdi. Şimdi bu dış politika, sözünüzü kestim. Dış politikadaki anlattıkları çok önemli. Siz de anlarken not aldım. Şimdi Irak bölünecekti, gayrimeşru referandum gerçekleştirdi. Türkiye karşı çıktı. Evet. Referandum gerçekleşmedi. PKK ve DAEŞ orada alan kontrolü yapacaktı. PKK ve Suriye'de operasyonlar yaptı. Suriye'nin bölünmesini engelliyor hızlı bir şekilde. Mavi Vatan stratejisi koydu. Evet. Libya Dışişleri Bakanı'nın dediğini söylüyorum Sayın Çavuşoğlu'na. Evime 6 kilometre geldi Hafter, darbe yapacaktı. Tabii. Siz geldiniz, darbeyi durdurdunuz. Ukrayna Savaşı'ndaki pozisyon ve bütün bunlar olurken bir de 15 Temmuz hainliğini önledi Türkiye içeride. Evet. İçeride. Şimdi bu kadar çok şey yapan bir Türkiye'ye Londra'dan, Washington'dan ya da başka bir yerden baktığınızda Türkiye karşıtı kendini nasıl hisseder? Yani bunu siyaset yapan Türkiye'de herkesin kendini bir sorgulaması gerekir. Sorması gerekir bence yani. Bu soruyu sormuyorlar. Erdoğan gitsin de ne olursa olsun. Tabii ya bu... Acaba Türkiye'nin bu başarıları sağlamasını istemedikleri için mi? Şimdi şöyle bir şey var. İç siyasettekileri söyleyeyim. Erdoğan karşıtları gözlerini kör etmiş. Bu siyasette çok ciddi bir çıkmaz. Onlar bunu zaten görmüyor. Dışarıdakiler. Bir de zaten Erdoğan karşıtı o kadar gözlerini kör etti ki. Kör etti. Dış politikaya dair siz muhalefetin ciddi bir söylemi var mı? Mesela ABD'ye gitti Sayın Kılıçdaroğlu. Bir de Karabağ zaferi var, onu da ekleyeyim. Evet. Bir de Karabağ'da ABD... destek olmamamız gerektiğini aslında. Maalesef. Karşı çıkanlar ya işte oluyoruz. Ne dedi Ünal Çeviköz? Azerbaycan'a cihat, Türkiye cihatçı transfer ediyor dedi. Bu ne anlama geliyor? Oradaki başarıdan rahatsız. Düşünün, Sayın Kılıçdaroğlu ABD'ye gitti. ABD'deki açıklaması neydi? Türkiye Ukrayna'nın yanında bir siyaset izlemeli. Evet. Eğer Türkiye sadece Ukrayna'nın ya da Rusya'nın yanında olsaydı bu özellikle Ukrayna-Rusya savaşında ve işte şu anda konuştuğumuz hem tahıl krizi hem enerji merkezi olma ihtimali hiçbirisi gerçekleşmeyecekti. Buradaki temel mesele Türkiye'nin herhangi bir devletin, herhangi bir küresel aktörün öncü kuvveti gibi, öncü karakolu gibi siyaset izlememesi, kendi bağımsız yerli milli siyasetini izlemesi Türkiye'yi güvenli bir ortak yaptı. Özellikle Erdoğan'ı da Putin bağlamında, Putin'in söylemleri bağlamında analiz ettiğiniz zaman güvenilir bir konuşulabilir, güvenilir sözüne itibar edilebilir bir aktör yaptı Türkiye'yi. Başarının arka planında muhtemelen bu var. Düşünün, Türkiye'nin geldiği aşama, evet Türkiye'nin yerli ve milli siyaset izlemesini, bağımsız bir iç politika, dış politika geliştirmesini bir kısım ülkeler ve içerideki yerli aktörleri rahatsız ediyor. Düşünün 1970'te Türkiye'de Afyon krizi oluyor. ABD'de Afyon krizinden sonra Türkiye'de ABD Büyükelçisi Türkiye'ye geliyor. Türkiye Afyon ekimini yasaklamadığı için Türkiye darbeyle karşı karşıya kalıyor. Ya Türkiye son döneme kadar, muhtemelen 2015'e kadar yapılmak istenen Türkiye'deki siyaset hep dizayn etmekti. Dizayn edemedikleri müddetçe... IMF heyetleri düşünün, darbeler, muhtıralar... IMF komiserlerinin ismini ezberlediydim. Yani IMF'deki bir memur,
O kadar bizim medyamızda gündeme geliyordu ki, geliyor başbakanla görüşüyor, Maliye Bakanı'na ne yapacağını söylüyor. 5 yıl diyor buraya kaynak aktarmayacaksın, eğitime bunu aktartmayacaksın diye adeta şey vardı. Hocam İhsan Sabri Çağlayangil hatıratında anlatıyor ya, hep konuşuyoruz ya. Ya ABD Büyükelçisi geliyor, sizin 20 ilinizde afyon ekimi yapıyorsunuz, bunu yasaklayacaksınız. Hatta Demirel'e geliyor İhsan Sabri Çağlayangil. Diyor böyle böyle talimatlar, istekleri var. Demirel de itiraz ediyor. Diyor ki bizim Afyon isimli bir ilimiz var. Yapamayız bunu. Yapamadım. Sonra da diyor İhsan Sabri Çağlayangil hükümeti düşürdüler. Darbe gerçekleşiyor 70'te. İşte muhtıra gerçekleşiyor. 75. Ya Türkiye'nin almış olduğu, aslında son 20 yılda almış olduğu mesafeyi gösteren ilginç bir örnek bu. Biz hava savunmasında şu andaki son pençe kılıç harekatında da bunu gördük aslında. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hangi aşamaya, Türk Hava Kuvvetleri'nin hangi aşamaya geldiğini gördük biz burada. Bu çok ciddi bir başarı. Eğer enerji krizinde, hızlıca atlıyorum enerji krizine, bir başarı sağlanırsa Türkiye neden enflasyonla karşı karşıya, neden cari açığı çok fazla? Çünkü enerjide dışa bağımlı bir ülkesiniz siz. Evet. Siz enerji merkezi olursanız bir cari açığınızı kapatma ihtimaliniz oldukça yüksek. Artı Avrupa sizinle muhatap olmak zorunda kalacak. Enerji fiyatlarını belirleme ihtimaliniz çok daha belirgin. Hı hı. Bu çok ciddi kazan kazan politikasının muhtemelen bir dışa vurumu olacak. Artı kendin doğal gaz üreticisi olacaksın. Ha, kendi doğal gaz üreticisi olacaksınız. Bu ciddi anlamda. Yeni rezervler geliyor. Türkiye'nin bir defa refah problemini çözeceksiniz. Refahı artıracaksınız. Şu anda Türkiye mesela altyapı sistemi sorunlarını çözdü. Şu anda artık Türkiye'nin bireysel anlamda refahını dönük bir siyaset inşa etmeniz gerekiyor. Evet. Mesela Türkiye son dönemde, son 20 yılda altyapı ile ilgili tüm sorunlarını çözdü. Neredeyse konu sorunu çözüldü. Yol, köprü, su, işte tünel sorunları çözüldü. Hı hı. Tüm altyapı sorunu. Artık bundan sonra yapılması gereken üst yapıyı, halkın refah seviyesine dönük hamleler yapmanız gerekiyor. Bu ve benzeri eğer Türkiye bir ihtimal olarak enerji merkezine dönüşürse, hem cari açığını kapatacak, enflasyon sorununu çözecek ve bu halkın refahına dönük ciddi bir atılımı beraberinde getirecek. Evet, peki. Son bir sorum kalmıştı. Nuh Bey, sizden bir cümleyle bir cevap isteyeceğim. Arabulucu ülke Ukrayna-Rusya savaşında Amerika Birleşik Devletleri ile mi görüşmeli yoksa Ukrayna ile mi görüşmeli? Tabii ya, Amerika Birleşik Devletleri ile. Yani Ukrayna'nın burada bir iradesi olduğunu ben düşünmüyorum. Ayrıca savaşı başından beri başlatan ve devam ettiren Rusya'nın, tabii ki bu işgalciliğini bir kenara koyuyoruz ama Rusya'ya gelgel yapan, başlatan ve devam ettiren Amerika'dır. Ankara'da bir görüşme oldu. İşte ABD istihbarat şefiyle Rus istihbarat şefi. Evet. Yani aslında o bir açıklanmadı detaylar ama görüşüldü. Ukrayna'yı konuştuklarını, nükleer silahla alakalı nükleer ama onun dışında birçok şey mutlaka konuşulmuştur. Peki çok teşekkür ediyorum. 24 Özel'in böylece burada sonuna geldik. Sosyolog doçent doktor Ramazan Akkır bizlerle birlikteydi. Ramazan hocam çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için ve Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak Nuh Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Ve gazeteci Güngör Yavuz Arslan. Güngör hocam, sizlere de katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Hem iç siyasette yaşanan gelişmeleri konuştuk, hem dış politikada neler oluyor bunlara baktık. 24 Özel'in böylece burada sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşünceye dek hoşçakalın. İyi akşamlar diliyoruz.